Evet hocam. Evet, Amerikan devlet ve toplum sistemi. Nelerden bahsedeceğiz? İlk, yani aslında kısaca bahsettik. Şimdi biraz daha ayrıntısına gireceğim. Amerikan başkanlık sistemi nedir? Tabii başkanlık sistemin temelini oluşturan Amerikan Anayasası. Yani Amerikan Anayasası, bir önce söylediğim bu temel metnin biraz ayrıntılarına gireceğiz. Nasıl oluşuyor? Ve bunun ötesinde Amerikan toplum sistemi, nasıl bir Amerikan toplumu var ve bu işte Amerikan başkanlık sistemi ile toplum sistemi nasıl birbirini tamamlıyor ya da tamamlamıyor artık. Yani bir bakıma bunun da tartışmasını yapacağız. Ve tabii ki bunların ötesinde Amerika dünyanın süper gücü, ekonomik ve askeri anlamda bildiğiniz gibi. Bu işin bu boyutuna değineceğiz ve kısaca toparlayacağız. Yani bugün nereye doğru gidiyoruz ve işte gelecekte ne yöne doğru gideceğiz. Bahsedecek olduğumuz konular bunlar. Şimdi işte değindik biraz önce son dönemde ABD başkanlık seçiminden dolayı Amerikan sistemi, Amerikan başkanlık sistemi, devlet ve toplum yapısı yeniden gündeme geldi. Bu Türkiye'ye göre oldukça karmaşık bir sistem aslında. İşte karmaşık bir sistem olduğunu nerede anlıyoruz? Seçimler yapılalı 1,5 ay, 2 ay oldu. Hala işte tartışmalar sürüyor biliyorsunuz. Gerçi artık biraz sonra değineceğiz. Seçiciler Kurulu toplandı ve şeyi seçtiler. Amerikan yeni başkanını seçtiler. Ama buna karşın önceki başkan Trump hala biliyorsunuz şeylerin sürdürüyor. Buna karşı ataklarını sürdürüyor. Yani bundan sonra tabii yapacağı çok fazla bir şey yok ama son güne kadar 20 Ocak'ta devir teslim olacak. Son güne kadar da sürdürecek gibime geliyor. Niçin? İşte bu biraz Amerikan başkanlık sisteminin karmaşıklığından kaynaklanıyor. Yani çok fazla aynısına girmemekle birlikte buna değineceğiz. Evet, ekonomik ve askeri lideri dünya, ABD dünyada biliyorsunuz ve başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Ancak Amerikan başkanlık sisteminin bana soracak olursanız dünyada eşi benzeri yok. Bu evet iddialı bir şey. Yani dünyada başkanlık sistemiyle yönetilen bir sürü başka ülkeler var. Güney Amerika ülkelerinde oldukça yaygın başkanlık sistemi. Afrika'da yaygın. İşte Rusya'da var biliyorsunuz. İşte Türkiye'de son işte 2 yıldan beri başkanlık değil ama cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik biliyorsunuz. Çok özel, orijinal bir şey. İşte Çin'de var. Yani şöyle genellikle mesela Avrupa'da pek yok. Avrupa'da bir tek örneği var. O da Fransa'da. O da yarı başkanlık sistemi. Yani başbakan da var Fransa'da. Başkan, cumhurbaşkanı var ve başbakan var. Yetkiler tabii büyük ölçüde cumhurbaşkanında. Ama o yüzden yarı başkanlık sistemi deniyor mesela Amerikan sistemine. Ya yani Avrupa'da başka bir örneği yok başkanlık sistemi. Bunun dışında Amerika'da var ve işte diğer bahsettiğimiz Afrika ülkelerinde var. İşte Rusya'da, Türkiye'de, işte Uzak Doğu Asya'daki bazı ülkelerde var. Şimdi eşi benzeri yok dedik. Çünkü şimdi dünyanın başka ülkelerindeki Amerikan başkanlık sistemleri kendilerini hep Amerikan başkanlık sistemine örnek gösteriyorlar. Ve şöyle dedik, Türkiye'de bu çok tartışıldı biliyorsunuz başkanlık sistemi gelmeden önce. Dendi ki işte Amerika dünyanın bir numaralı lideri, işte ekonomik askeri gücü. Bu neden oluyor? Amerika'da başkanlık sistemi olmasından oluyor. İşte başkan var, tek karar alıcı, kararlar çok hızlı alınıyor, yetkileri çok geniş. Bu siyasi sistem Amerika'yı dünyanın bir numarası yaptığı yönünde şeyler, tartışmalar çok oldu. Türkiye'de de oldu, başka yerlerde de oldu. Ancak Amerika'da biraz sonra değinecek olduğumuz gibi Amerikan evet başkanı var, yetkileri de büyük ve bir ölçüde sınırsız, aslında sınırsız lafı çok doğru değil. Birçok sınırlama da var Amerikan başkanının yetkilerinde. Şimdi başka ülkelerde başkanlık sistemi uygulandığında bu başkanın yetkilerini sınırlandırılacak mekanizmalar oluşturulamıyor mesela. İşte Türkiye'deki durum biliyorsunuz, çok fazla girmeyeceğim. Yani bu yüzden dolayı isim olarak benziyor ancak uygulama olarak Amerikan başkanlık sistemine benzeyen bir sistem dünyada yok. Bana soracak olursanız. Evet, Amerikan başkanının yetkileri çok fazla fakat bu yetkileri Amerikan Anayasası tarafından oldukça sınırlandırılmış. Biraz sonra göreceğiz bunun ayrıntılarını.
ve Amerikan başkanlık sistemi temeli yasama, yürütme ve yargı arasındaki mutlak, bakın mutlak güçler ayrılığına dayanır. Şimdi bunu nasıl sağlandığını göreceğiz. Evet, ilk başta tabii Türkiye'de başkanlık sisteminin Amerika'daki başkanlık sistemiyle hemen hemen hiçbir ilişkisi yok. İsmi bile benzemiyor. Amerika başkanlık sistemi var, Türkiye'de cumhurbaşkanlık sistemi var. Bir kere. Ve Amerikan başkanlık sisteminin tam teknik adı şöyle: ABD Anayasası'nda yasama, yürütme ve yargı arasındaki güçler dengesinin çok hassas şekilde kurulduğu ve check and balance dediği, yani İngilizce'de check and balance, Türkiye'de de denge ve kontrol sistemi dediğimiz bir sisteme dayanıyor. Yani bu üç, yasama, yürütme ve yargı arasında bir denge var. Hiçbirisi diğerinin yetki alanına müdahalede bulunmuyor. Bu dengeyi sağlıyor ve aynı zamanda bu dengeyi sağlayacak kontrol mekanizması var. Yani bu işte ayrıntılara değineceğiz. Her bir güç bir diğerini aynı zamanda kontrol ediyor. Aslında en üstte de yargı, yani Supreme Court dediğimiz Amerikan Anayasa Mahkemesi bu güçlerin, üç gücün birbirine müdahale etmesini önlüyor. Önleyecek mekanizmaları sağlıyor. Çok ayrıntılı bir şekilde de tanımlanmış bunlar Amerikan Anayasası'nda. Bunlara değineceğiz. Evet, şimdi dolayısıyla Amerikan başkanlık sistemini anlayabilmemiz için Amerikan Anayasası'nı anlamamız lazım. Şimdi Amerikan Anayasası derken burada şöyle bir şey tabii düşünmeyin. Burada bir anayasa hukuku dersi verecek değiliz. Ki ben de zaten anayasa hukuku ya da siyaset bilim uzmanı değilim. Ancak Amerikan sistemi dediğimizde bunun temelinde bu Amerikan Anayasası oluşturuyor. Son derece basit bir anayasa, biraz sonra görecek olduğunuz gibi. Dolayısıyla buna biraz değinmemiz gerekiyor, Amerikan Anayasası. Peki nasıl oluştu? Biliyorsunuz önce Amerikan Bağımsızlık Savaşı var. 1775-1783 yılları arasında yaklaşık işte 8-10 yıl sürüyor Amerikan Bağımsızlık Savaşı. Ve bu savaşın sonunda yaklaşık 2 yıl süren müzakereler sonunda, aslında daha geçmişi var ama 2 yıl süren müzakereler sonunda 21 Haziran 1788 tarihinde kabul ediliyor. Yani aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin fiilen kuruluşu 1777 filandır. İlk önce şeyler oluşuyor biliyorsunuz. 13 eyalet işte bir araya geliyor, işte doğudaki eyaletler. Sonradan batıdaki eyaletler de buna katılıyor filan. Yani işin bir de siyasi, askeri arka planı var. Tabii onlara girmeyeceğiz. Ama bizim açımızdan başlangıç tarihi 21 Haziran 1788 Amerikan Anayasası'nın kabul edilişi. Şimdi kabul ediliş de şöyle, aslında kabul edilme süreci bile bir yıl sürüyor. Bakın, ilk önce 1787'de Amerikan Anayasası bir anayasa kurucular kurulu tarafından tartışılıyor, imzaya açılıyor ve üye eyaletler, ki o zaman ilk kurucu eyalet sanıyorum 13 tane, 13 eyaletin ayrı ayrı parlamentoları tarafından kabul ediliyor. En son hatta birisi ilk önce imzalıyor, sonra çekimser kalıyor, geri çekiyor imzasını falan. Ama sonuçta 21 Haziran 1788 tarihinde bu 13 eyaletin büyük bir kısmı tarafından kabul edildiği için Amerikan Anayasası yürürlüğe giriyor. Yani demek ki kaç yıl var? İşte kabaca 230 yıl kadar olmuş Amerikan Anayasası'nın kabul edilmesi. Evet, peki nedir Amerikan Anayasası? 7 ana madde ve 21 alt maddeden oluşuyor Amerika'nın. 7 madde, bakın dikkatinizi çekerim. Ve 27 tane değişiklikten oluşuyor. Yani kabul edildikten sonra, 1788'de kabul edildikten sonra 20 tane değişiklik. Daha da aslında buna değişiklik demeyelim de ek diyelim. Ekler gündeme geliyor. Yani bugün için 7 ana madde, bu 7 ana maddenin alt maddeleri 21 tane ve 27 tane de buna ek ya da değişiklikten oluşuyor Amerikan Anayasası. Ama bu 7 ana maddenin hiçbirisinde değişiklik yok bu arada. Onu söyleyelim. Anayasa son derece kısa ve aslında sadece devleti oluşturan ana organlar olan yasama, yürütme ve yargı organının oluşumunu belirliyor. Yani 3 organın oluşumu ve bunlar arasındaki ilişkileri belirliyor aslında. Peki Amerikan Anayasası'nın yapısı dediğimiz gibi 7 madde. 7 maddeden aslında gerçekte bu 4 maddeden oluşuyor. 4 maddeden.
Şimdi birinci madde yasama maddesi. Yasama, kongre deniyor Amerikan yasama meclisine kongre. İki locadan oluşuyor. Senato ve Temsilciler Meclisi. Temsilciler Meclisi eyaletler, her bir eyaletten nüfusuna göre kendi nüfusu oranında temsilci gönderiyor her eyalet. Bunlardan oluşuyor. Senato üst loca diyelim. Yani 12 Eylül öncesini hatırlayacaksınız birçoklarınız. Türkiye'de böyle ikili bir sistem vardı biliyorsunuz 12 Eylül öncesinde. Meclis ve senato vardı. Kanunlar ilk önce mecliste görüşülür. Sonra senatoda bir daha görüşülür. Senatoda kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı onayına sunulurdu. İşte Amerikan sisteminde böyle iki meclisli bir sistem ve ikisine birden de kongre deniyor. Şimdi birinci maddede 10 bölümden, 10 alt bölümden oluşuyor birinci madde. İşte tek tek bunların nasıl seçileceği, yetkileri, aradaki ilişkiler, başkanla arasındaki ilişkiler bunlar tek tek tarif edilmiş durumda burada birinci maddede. Yasama maddesi. İkinci madde yürütme maddesi. Başkan tabii ki. Başkanın seçilmesi, yetkileri, neler yapabilir, neler yapamaz. Bunlara ilişkin dört ana bölümden oluşuyor. Dört alt maddeden oluşuyor bir bakıma. Yürütme maddesi. Üçüncü madde yargı maddesi. Yargı. Bu başta Supreme Court dediğimiz, yani işte bizdeki Anayasa Mahkemesi'nin Amerika'daki karşılığı, orada Yüksek Mahkeme'de Supreme Court. Bunun oluşumu ve diğer yargı organların oluşumunu belirleyen sadece üç maddeden oluşuyor. Yargı maddesi. Dördüncü madde, Amerikan sistemi biliyorsunuz federal bir sistem. Eyaletlerden oluşuyor. Aslında her bir eyalet bir bakıma bir devlet. Ayrıca bir devlet gibi diyelim. Şu anda 51 eyalet var. İşte bu eyaletlerin kuruluşları belirleniyor dördüncü maddede. Ve burada dört bölümden oluşuyor dördüncü madde. Şimdi bunları da hepsine gireceğiz. Mesela başkanla eyaletler arasındaki ilişkiler falan nasıl kuruluyor? Şimdi Türkiye'de pek biz bunu anlamamız zor mesela, değil mi? Burada nasıl kurmuşlar, buna da değineceğiz. Şimdi ilk dört madde aslında kurucu maddeler. Beşinci madde anayasanın değişim usulünü tarif ediyor. Yani bu anayasa değiştirilmek gerekirse nasıl değiştirilir? Bunu ayrıntı olarak tanımlamış, ayrıntılı dediğim yaklaşık iki paragraftan oluşan bir metinle tanımlamış durumda anayasanın değişim usulü. Beşinci madde, anayasanın önceki hukuksal sistemiyle bağlantısı. Şimdi dedik ki Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşu, hatta devletler kurulmadan önce eyaletler var. Yani şöyle, ilk önce eyaletler kuruluyor, sonra bunlar bir araya gelip Amerika Birleşik Devletleri'ni kuruyorlar. İşte daha sonra bu devletler anayasasını kabul ediyor. Dolayısıyla anayasanın kabul edilmesinden önce bir hukuk sistemi var Amerika'da. İşte eyaletlerin hukuk sistemi var. Eyaletlerin kendi işte yasaları var, anayasaları var. Yani anayasanın kabulünden önceki hukuk sistemiyle anayasanın kabulünden sonraki hukuk sistemi birbirini nasıl şey yapacak, uyumlulaştıracak? Altıncı madde bunu tanımlamış durumda. Yedinci madde de yürürlük maddesi. Yani bütün yasalarda bilirsin yürürlük maddesi vardır. Der ki işte bu yasa, anayasa şu tarihten itibaren şey yapar, yürütülür, yürütücüsü şudur diye bir şey var. İşte burada yürürlük maddesi. Başkan, işte biliyorsunuz birinci başkan Amerika Birleşik Devletleri George Washington'un imzası ile yürürlüğe giriyor. Ve o zaman işte anayasa komisyonunu oluşturan her eyaletten gelen temsilcilerin imzasıyla yürürlüğe giriyor. İşte 13 eyaletten yaklaşık 50-60 tane temsilci var. İşte 7. madde de bunlardan oluşuyor. Evet arkadaşlar, Amerika Anayasası bundan ibaret. Yani 7 madde ama aslında 4 madde. Şimdi biraz daha ayrıntısına girelim. Bu maddeler nasıl işliyor? Yani temel mesele dedik ki temel güç. En belirgin güçler ayrılığı. Bakın bu son derece önemli. Ama Amerikan Anayasası en belirgin özelliği güçler ayrılığın anayasada güvence altına alınmış olmasıdır. Burada anayasada ve her bir maddenin de açıklaması var anayasada. Gerekçe, yani hukukla ilgilenenler bilirler. Bir yasa meclisten geçerken bu yasanın bir de gerekçesi sunulur ve bu yasa maddelerinde bu gerekçelerde yazılır. Şimdi burada anayasanın maddelerinin gerekçelerine geldiğimizde anayasa açıklanmasında da gerekçesinde
yasama, yürütme ve yargının eşit güçte olduğu ve birbirinin, her birinin diğerinden güçlü olmasını engelleyici mekanizmanın kurulmuş olduğu açıkça belirtilir. Yani anayasada yazıyor bu. Güçler, yasama, yürütme, yargı eşit güçtedir ve her bir gücün bir diğerinden daha güçlü olmasını engelleyecek mekanizmalar kurulmuştur anayasanın içerisinde. Aynen anayasa metninin açıklamasında yazan bir ifadedir. Yani hiçbir güç, başkan diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, yasama ve yargının üstünde değildir. Ya da yasama, yürütme ve yargının üstünde değildir. Yargı, başkan ve yasamanın üstünde değildir. Üçü üç adeta saç ayağı, eşit saç ayağından oluşur. Şimdi bakın, bu son derece önemli bir durum ve bunu niçin önemli olduğunu herhalde açıklamama gerek yok. Karşılaştırmayı lütfen kendiniz yapınız. İşte buna da, bu sisteme de denge ve kontrol sistemi deniyor. Yani üç organ arasında bir denge var ve bu dengenin garanti altına alınmasını ve kontrol sistemi kurulmuş. Yani her bir gücün diğerinin üzerinde bir tahakküm kurmasını engelleyecek bir kontrol sistemi kurulmuş. O yüzden de check balance ya da denge kontrol sistemi deniyor Amerikan sistemine genel olarak. Evet. ABD Başkanı yürütme organının başıdır. Yasama ve yargın üzerinde vesayet yetkisi yoktur. Evet, Amerikan anayasasında gayet açıkça belirtilmiş bir husus. Sadece yürütme organı, yani hükümetin başkanıdır. Yasama ve yargının da başkanı değildir. Ya da yani tabii değildir. Üzerinde bir vesayet yetkisi yoktur. Şimdi atamaları falan değil, geleceğiz biraz sonra. Mesela Amerikan başkanı Supreme Court üyelerini atıyor. Ama nasıl atıyor? Onları göreceğiz. Evet, işte tam ona geldik zaten. ABD başkanı tüm yüksek düzey memurları, bakanları, ki sekreter deniyor orada bakanlara, sekreter. Hatta yüksek mahkeme, yani anayasa mahkemesi, Supreme Court dediğimiz anayasa mahkemesi, yargıçların atama yetkisine sahiptir Amerikan başkanı. Ancak bu yetkisini başkan kongrenin onayıyla yapar. Kongrenin onayıyla yapar. Her bir atamayı, yani tüm yüksek düzey memurların atamasını ve yüksek mahkeme yargıçların atamasını kesinlikle kongrenin onayıyla yapar. Peki bu onay mekanizması nasıl işliyor? Yani başkan kongrenin, yani hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'nun onayı olmadan, daha doğrusu sorgulaması olmadan hiçbir üst düzey memuru ve bakanı, sekreteri, yüksek yargıcı atayamaz. Şimdi sorgulama dediğimiz şu. Şimdi Amerikan sisteminde şu var. Başkan diyelim ki bir bakan atayacak ya da Türkiye'ye büyükelçi atayacak diyelim ki başkan. Ya benim canım istedi, şunu büyükelçi atıyorum diyemez. Atamak istediği kişiyi önerir şeye. Kongreye önerir ve der ki ben Türkiye'ye şu kişiyi atamak istiyorum büyükelçi olarak. İşte siz de bunu değerlendirin. Kongre adayı gelir, çağırır, sorguya çeker. Önce dosyası gelir adayın. Bütün işte özgeçmiş dosyası ve bir komite vardır. Komite işte 15-20 kişiden, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan, bazen karma komisyon olur, bazen ayrı ayrı komisyonlar olur. Burada tek tek sorgularlar adayı. İşte büyükelçi olsun, bakan olsun ya da Anayasa Mahkemesi Başkanı olsun. Sorgularlar ve bu sorgulamadan eğer aday alnın akıyla çıkarsa, başarıyla çıkarsa, kongre onaylar bu atamayı ve ondan sonra başkan da bu atamayı gerçekleştirir. Eğer bu sorgulamadan alnın akıyla çıkamazsa aday, başkan bu kişiyi büyükelçi atayamaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı atayamaz, sekreter, bakan atayamaz. Evet. Dolayısıyla sistem şöyle işliyor. Şimdi bir kişi, yani ben bir arka planla değineyim. Şimdi başkan X kişisini atamak istiyorsa bir şeye, ilk önce sızdırıyor. Yani bir şey gönderiyor. Kongre, Temsilciler Meclisi, Cumhuriyet ve Demokrat, iki partili sistem biliyorsunuz. Parti temsilciler adayı gönderiyor. Ben bu kişiyi atayacağım, bu kişiyi acaba onaylar mısınız diyor. Bir ön onay alıyor. Ondan sonra dosyayı gönderiyor. Sonra sorgulamadan geçiyor. Ve bütün aşamalardan geçerse atanıyor. Evet.
Böyle bir yetkisi var başkanın. Yani atamalarda dahi kongre ile paslaşarak şeyleri atamak durumunda. Üst düzey memurlar atamak durumunda. Evet. Şimdi ekler dedim. Yani 27 tane ek madde vardı. Peki bu ekler nasıl ortaya çıktı? Niçin ortaya çıktı? Ya da ekler nelerden oluşuyor? Şimdi bu ekler 1887 idi galiba, değil mi, kuruluş Amerikan Anayasası'nı kabul ediyor. Çok az, işte 4 ana maddeden oluşuyor. Şimdi bu süreçte yeni bir takım olaylar ortaya çıkıyor. Yeni gereksinimler ortaya çıkıyor. Bu diyelim ki bu olay eğer anayasa açıkça tanımlanmamışsa yeni bir ek olarak bu gündeme geliyor. Ve bu ek olarak geri alıyor Anayasa Mahkemesi'nde. Ki anayasada. Mesela ilk ek anayasanın 7 maddesinden sonra ilk eki şu: din ve düşünce özgürlüğünün sınırlandırmaya yönelik bir kanun çıkarmanın yasak olduğu ilan edilmesi. Yani ne federal sistem ne de herhangi bir eyalet düşünce özgürlüğünü ve din, inanç, ibadet özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü sınırlandıran bir kanun çıkaramaz. Anayasa maddesi bu. Birinci ek madde. Şimdi peki bu ek madde nereden geldi? Demek ki anayasanın kabulünden sonra böyle sınırlandırma ilişkin bazı şeyler olmuş, girişimler olmuş eyaletlerde. İşte bu Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş, işte tartışılmış falan, sonra demişler ki biz bu yani sınırlandırma yönelik bir kanun çıkarmasını şey yapalım, yasaklayalım. Bir diğer ek madde, biliyorsunuz bir Amerikan İç Savaşı var 1860'larda. Kölelik var Amerika'da tabii tarihi olarak. Bu iç savaştan sonra köleliği yasaklayan bir madde kabul ediliyor ek madde olarak. 1860'larda. Köleliği yasaklayan. Yani daha önce kölelikle ilgili bir madde yok anayasada. Yani kölelik, yani bir madde yok. Şimdi Amerika'da biraz sonra göreceğiz. Eğer Amerikan sisteminde açıkça yasaklanan bir konu açıkça yasaklanmamışsa o serbesttir demektir. Dolayısıyla kölelik yasak değilse o zaman serbesttir. Yani 1860'lara kadar serbesttir. Ancak 1860'lardan sonra çıkarılan bir ek maddeyle kölelik yasaklandı. Yani en dikkat çekici eklerden birisi bu. Bir diğeri, bazı birçoklarınız duymuş olabilirsiniz, bazılarınız duymuş olabilirsiniz, içki yasağı. Bu 20. yüzyılın başlarında bir içki yasağı getiriliyor Amerika'da. Diyorlar ki içki işte üretmek, satmak bilmem ne yasaktır diye bir madde getiriyorlar. İşte ondan sonra kaçak içki imalatları, bununla bir sürü filmler vardır kaçak içki. Yani tabii insanlar yasaklamakla bu şeyden vazgeçmiyor. Yasak ama gene üretiyor. Nasıl üretiyorlar? Kaçak üretiyorlar. Bir yıl bu bayağı bir 20-30 yıl sürüyor. Sonra bu başka bir ek maddeyle bu içki yasağı kaldırılıyor. Çok ilginç. Şimdi bunları tabii ayrı ayrı tartışabiliriz ama bunlara gerek yok. Ama ben sadece değinmek istedim. Evet. Peki ruhu ne? Amerika Anayasası'nın ruhu. Ek madde, yani ek maddeler arasında şöyle bir şey de var. Anayasa ve yasalarda bir eylem açıkça yasaklanmamışsa ve bir yetkinin federal ve eyalet hükümetleri tarafından paylaşılmış olduğu açıkça belirtilmemişse böyle bir yetki doğrudan doğruya vatandaşa aittir. Yani yasalarda açıkça bir şey yasaklanmamışsa vatandaş bunu yapabilir. Yani burada şöyle bir şey var. Vatandaş bir bakıma yasaların da üstünde. Yani tabii vatandaşın işte ne diyelim, hukuksuz ya da kanun dışı, ahlak dışı eylemleri tabii ki yasaklanmış durumda. Ama yasaklanmayan eylemler de sabit. Yani burada ruhu dedim, Amerikan anayasası ruhu bunu ifade ediyor. Vatandaşın özgürlüğü ön plandadır anlayışı var. Şimdi tabii bu, yani bu böyle ama hakikaten böyle mi ya da nasıl işliyor? Şimdi bu yasal sistemden bahsettik, anayasadan bahsettik. Böyle bir işte check balance sistem var filan. Ama peki fiilen nasıl işliyor? Bunlara da biraz sonra değineceğiz. Şimdi bir de tabii Amerikan sistemi dedi, bahsettiğimiz ki federal sistem. Federal sistemde bir federal hükümet var. Yani federal hükümet dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, işte başkan. Bütün Amerika'nın başkanı
Ama aynı zamanda bir de her bir eyaletin ayrı eyalet hükümetleri var. Ve federal hükümetler ile eyalet hükümetler arasında yetki paylaşılmış durumda. İşte biraz önce demiştim ya, Amerikan Anayasası'nın dördüncü maddesinde, eyaletler maddesinde bu tanımlanmış durumda. Yetkiler nasıl paylaşılıyor? Federal hükümette, eyalet hükümetler arasında. Şu şekilde paylaşılıyor. Federal hükümet genel olarak dış güvenlik, dış ilişkiler, ülke genelindeki güvenlik, sağlık, madencilik, işte asker, yani her tarafta Amerikan askerleri bulunuyor biliyorsunuz dünyada. Birçok yerde. İşte bu gibi işlerden Amerikan federal hükümeti sorumlu. Merkezi hükümet sorumlu. Peki eyalet hükümetleri neden sorumlu? Eyalet hükümetleri ise her düzeydeki eğitim başta olmak üzere yerel hizmetleri ve yerel güvenliği sağlanmasından sorumlu. Yani eyalet sınırları içindeki işlerden sorumlu. Yerel işlerden bir bakıma. Federal hükümette tüm ülke genelini ilgilendiren işler, yatırımlar, ülke genelini ilgilendiren yatırımlardan sorumlu. Büyük ölçekli madencilik, enerji projeleri, işte asker, özellikle ordu, tabii bundan para basma falan, tabii bunlar veya merkezi hükümetin şeyleri, yetkisinde olan şeyler. Peki federal sistem ile federal hükümet ile eyalet hükümetler arasında ilişki nasıl oluşuyor? Şimdi işte en bizim sistemimiz açısından anlaşılması zor olan kısım. Federal hükümet ile eyalet hükümetleri arasındaki ilişki nasıl oluşuyor? Öncelikle ABD başkanı federal hükümetin başkanıdır. Eyalet hükümetlerin başkanı ise eyalet valileridir. ABD başkanı eyalet valilerinin, yani her bir eyaletteki, ki bir aslında bir devlet, state deniyor bunlara, valilerin de başkanı değildir. Tekrar söylüyorum, ABD başkanı eyalet valilerinin de başkanı değildir. Güç ve yetki federal hükümet ile eyalet hükümetler arasında paylaştırılmıştır. Federal hükümet ile eyalet hükümetler arasında güç ve yetki karmaşası olmaması için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. Güç ve yetki karmaşası ortaya çıktığı durumda konu yüksek mahkeme tarafından çözülür. Yani bir konu eğer eyalet hükümetiyle merkezi hükümet arasında, federal hükümet arasında bir güç yetki karmaşası ortaya çıktığında, yasal düzeyde ya da yürütme düzeyinde, konu Anayasa Mahkemesi'ne gider ve Anayasa Mahkemesi bu kararı verir ve bu kararı herkes uyar. Başkan da uyar, eyaletler de uyar. Yani ben bu işime gelmedi, ben bunu saymıyorum diye bir şey, başkanın ya da eyalet valilerinin böyle bir şey ifade etme yetkisi yoktur. Evet, şimdi eyalet sisteminin biraz daha ayrıntısına gidelim. ABD sisteminde eyaletlerde görevliler, başta eyalet valisi, yani biz bunu eyalet devlet başkanı diyebiliriz. Ayrıca buradaki tüm şehirlerin belediye başkanları, buradaki başsavcılar, hatta emniyet müdürleri seçimle iş başına gelirler arkadaşlar. Bakın, tekrar söylüyorum. Eyalet valisi, belediye başkanları, başsavcılar ve şehirlerin emniyet müdürleri seçimle iş başına gelirler. Bir. İki. Bürokrasi de aslında, yani Amerikan sistemi aslında üç aşamalı bir sistem vardır. Ve en bariz de bürokrasi de görebilir. Askeri güvenlik bürosu, pardon, güvenlik bürokrasinde. Üç aşamalı bir güvenlik bürokrasi var. En üst aşamada federal polis, FBI, filmlerde falan görüyorsun. FBI işte, yani bu en üst, tüm ülke genelindeki suçlara, federal suçlara bakar FBI. Bu federal düzeydeki ağır suçlara, örgütlü suçlar, terör vesaire gibi büyük işte banka soygunları falan gibi suçlara bakar şey FBI. Bunun dışında bir de eyalet polisi vardır. Her eyalet düzeyindeki suçlara bakan eyalet polisi. Yani direkt eyalet valisinin şeyinde kontrolünde, denetiminde olan eyalet suçları polisi vardır. Bu eyalet düzeyindeki suçlara bakar. Üçüncüsü de şehir polisi. Her şehrin artı, her şehrin kendi polis gücü vardır. Bir emniyet, il emniyet müdürü var. İl diyelim ya da şehir, yani kasaba ya da işte şehir polis gücü vardır. Ve bu da o şehir içerisindeki genel güvenlikten sorumludur. Ve bu üç aşamalı güvenlik sistemi içerisinde yetki karmaşası falan tabii olur, filmlerde falan görürsünüz bazı olaylarda. İşte federal polis gelir, FBI, işte yerel şerif gelir, işte şerifle federal polis arasında yetki karmaşası çıkar. İşte konu şeye yansır. İşte savcıya yansır. Savcı işte ya da şeye
nedir? Eyalet valisine, hatta başkana kadar yansıyabilir. Hatta çok daha kritik durumlarda Anayasa Mahkemesi'ne kadar yansıyabilir. Ama sonuçta sorun çözülür. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yasama, yürütme, yargı arasında, üç temel güç arasında bir denge ve kontrol olduğu gibi aynı zamanda merkezi hükümette, yani federal hükümette, eyalet hükümetleri arasında bir denge kontrol sistemi vardır. İşte bu denge kontrol sistemi sayesinde 51 tane eyalette sistem, yani %100 sorunsuz değil tabii ki ama büyük ölçüde işlemektedir. İşte seçim, mesela başkanlık seçimleri zaman zaman böyle problemli olur ama çözülür. Yani başkan 20 Ocak'ta başkan göreve başlayacak Joe Biden. Artık geri dönüşü yok. Evet. Şimdi bu şimdiye kadar Amerikan devlet yapısından bahsettik. Nasıl bir devlet yapısı var? Başkanlık sistemi nedir? Denge kontrol sistemi nedir? Bunlardan bahsettik. Şimdi bunun arka planında yatan Amerikan toplum yapısı biraz daha bizim sosyologların tarafını ilgilendiren kısmı. Şimdi Amerikan toplum yapısı dediğimizde bunun en belirgin özelliği öncelikle etnik yapısından kaynaklı. Ya Amerikan toplum en belirgin teliği etnik karmaşa bir bakıma diyebiliriz. Çok etnikli bir yapı Amerikan toplumu. Biliyorsunuz işte beyazlar var, zenciler var, Latino dediğimiz işte Güney Amerikalılar var, Hispanik de deniyor bunlara, Asyalılar var, Ortadoğullar var, işte her dünyanın her milletinden etnik gruplar var. Ancak bunlar Amerikan toplum sisteminin diğer bir adı melting pot dediğimiz bir eritme potası denir Amerikan toplum sisteminin eritme potası. Peki ne demek eritme potası? Yani bu birçok farklı etnik grup bu Amerikan toplumu içerisinde melting pot dediğimiz eritme potası dediğimiz toplum içine girdiğinde bir süre sonra artık herkes Amerikalı olur. Artık zenci, beyaz, işte Türk, bilmem Orta Asyalı, Uzak Doğu Asyalı, Çinli yoktur. Ama bu tabii bir günde olmaz tabii ki. Bunun bir iki kuşak geçmesi lazım. Yani melting pot'ta erimesi için, tam Amerikalı olması için iki kuşak, bir ya da iki kuşak geçmesi lazım. Ama sistemin temeli buna dayanır. Melting pot dediğimiz erime potası. Bu yüzden de farklı etnik gruplar arasında, evet ya yani bu sorun tamamen çözülebilmiş değildir. Biraz sonra diyeceğim, mesela ırkçılık sorunu hala çözülebilmiş değildir Amerika'da. Ancak giderek bu melting pot daha etkili çalışmakta ve ortak bir Amerikan vatandaşı yaratma çabası sürmektedir. Tabii ki bu son derece sancılı bir süreç aynı zamanda. Evet, dediğimiz gibi bu melting pot, eritme potasının nihai hedefi bir ortak değerlere sahip bir Amerikan vatandaşı yaratmak. Ancak bununla birlikte tabii ki beyaz unsur, yani beyazlar asli unsuru oluşturur. Bununla birlikte etkin unsuru oluşturur ve beyazların etkin ve asli unsuru oluşturmasının önüne geçilmesi için bir sürü yasalar çıkar. İşte affirmative action dediğimiz, hani bizim diyoruz ya, pozitif ayrımcılık hani dediğimiz bir şey var. Hani kadınlara işte bazen işte oluyor pozitif ayrımcılık. Şimdi Amerika'da mesela bu azınlıkta olanlara pozitif ayrımcılık uygulanır. İşte siyahlara, hispaniklere falan. Kadınlara, engellilere pozitif ayrımcılık uygulanır. Eşit şartlarda bir kadınla erkek varsa kadın tercih edilir. İşte siyahla beyaz varsa siyah tercih edilir. Mesela bununla ilgili yasalar var. Bu affirmative action dediğimiz yasalar. Ama bu yasaların uygulanması, hayata geçirilmesi tabii zaman zaman değişir. Mesela demokratlar daha bu konuda ılımlıdırlar, daha liberaldirler bu affirmative action. Yani pozitif ayrımcılık konusunda cumhuriyetçiler daha katıdırlar. Mesela hani partiler arasında bir şey yapacak olursa. Ama bu ırkçılık meselesi hala bir ölçüde devam etmektedir maalesef. Tabii ki bir de Amerikan sınıfsal yapısı var bununla birlikte. Ancak sınıfsal yapı ile, yani sınıfsal yapı dediğimiz tabii ki zenginler var, yoksullar var, orta sınıf var, üst sınıf var, alt sınıf var filan. Bir tarafta da bu etnik gruplar var. İşte bu sınıfsal yapı ile etnik gruplar arasında belli ölçüde paralellikler var ya da iç içe geçmişlikler var. Şimdi biraz buna değineceğiz. Şimdi öncelikle Amerikan nüfusu şu anda en son verileri yaklaşık 328 milyon nüfusa sahip Amerika.
Ve ama toplum olarak artık post endüstriyel toplum olarak adlandırılıyor. Post endüstriyel. Ne demek post endüstriyel? Artık endüstri çağında aşmış durumda. Bunu aslında biz bazı sınıflardaki derslerde bunlara değinmiştik. Bu yıl dördüncü sınıf olan arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. Ya da yani bir diğer sınıflarda bahsettim mi? Artık bugün post endüstriyel, post modern toplumdan bahsediyor. Peki bu ne demek? Artık Amerika, Avrupa artık endüstri çağında aşmış durumda. Endüstriden kastımız ne? Klasik endüstriler. Yani kömür, petrol, demir çelik, hatta otomotiv. Şimdi biliyorsunuz Amerikan rüyası denilen bir tabir vardır. Amerikan rüyasının anlamı da şudur. Her Amerikalı işte bir ortalama bir eve sahip olacak ve bir arabaya sahip olacak. Ama ne zaman? 1950'lerde. Ki herkes Amerikalı bir arabaya eve artık sahiptir. Hemen hemen en dipteki %1-2 hariç. İşte Amerikan arabalar, Impala'lar, bilmem neler biliyorsunuz. Sizler yaşlarınız tabii müsait hatırlayacaksınız. Amerikan markalı arabalar böyle şeyin sembolüdür değil mi? Lüksün falan sembolüdür. Türkiye dünyanın her yerinde olduğu gibi. Ancak bugün Amerikan marka arabalar dünyanın en kalitesiz arabalarıdır. Çünkü Amerika otomobilden çıktı. Artık Amerika'da otomobil üretilmiyor. Üretilse çok pahalı üretiliyor. Çok pahalı olan çok kaliteli arabalar var. Ama onu da herkes satın alamıyor. Yani halk tipi araba artık Amerika üretmiyor. Ürettikleri de kalitesiz. Peki Amerikalılar tabii ki hala araba kullanıyorlar tabii ki. Hatta bir evde 4 tane araba var artık Amerika'da. 3, 2, 3, 4. Hatta 4 kişilik bir ailede 5 tane araba var. Bazı evlerde, ailelerde. Peki hangi arabayı kullanıyor Amerikalılar? Japon arabalarını kullanıyorlar, Kore arabalarını kullanıyorlar, hatta Çin arabalarını kullanıyorlar. Gerçi tabii biliyorsunuz Trump'la birlikte böyle Çin mallarına böyle bir şeyler, sınırlamalar geldi falan ama yani şunu söylemeye çalışıyorum. Artık Amerika araba üretmiyor ama ne üretiyor? İşte bilgisayar üretiyor, telefon üretiyor falan. İşte buna yani buna biz post endüstriyel çağ diyoruz. Artık klasik endüstrilerden çıkıyor batılı ülkeler. Bunu bizim gibi ülkelere ihraç ediyorlar. Klasik endüstrileri, işte Türkiye bir sürü otomobil fabrikası var biliyorsunuz Türkiye'de. Niçin var? Türkiye'de Bulgaristan'da var, Macaristan'da var, işte Çin'de tabii ki en çok var. İşte en ileri araba markaları Japon ve Kore markaları bugün değil mi? Yani sokakta 10 tane araba sayarsanız bunun yarısı Kore ve Amerikan Japon arabasıdır. Diğer yarısı da işte Türk filandır. Niçin? Çünkü Amerika çıktı endüstriden, klasik endüstriden. Endüstri ötesi toplum. Bununla ayrıca konuşabiliriz belki. Dolayısıyla nüfusun sektörel dağılımı, çünkü bu sınıfsal yapıyla çok ilgili. Geldiğimizde Amerika nüfusunun sadece %3'ü tarımla uğraşıyor. Arkadaşlar, %3'ü. O da ne yapar? Yaklaşık 10 milyon kişi. 328 milyon demiştik. Bunun sadece 10 milyonu tarımla uğraşıyor. Geri kalan 310 milyonu tarım dışı faaliyetlerle uğraşıyor. Nelerle uğraşıyor? %25'i sanayi. Yani fiilen sanayi sektöründe çalışanlar da çok az. Yaklaşık %25. Peki bu kadar insan ne yapıp ne içiyor? Nerede çalışıyor? Hangi sektörde çalışıyor? Nüfusun yaklaşık %70'i bankacılık, finans, sağlık, eğitim, turizm gibi hizmet alanlarında çalışıyor. Finans ve hizmet alanları. Yani artık hizmet sektöründen bahsediyoruz. Bunları da dediğim gibi daha önce bahsetmiştim bunlardan. Yani önceki yıllardaki hatırlayanlar olacaktır. Dolayısıyla böyle bir şey var. Ekonomik yani yapı var. Yani nüfusun ekonomiyle iştigal etmesinde böyle bir ayrım var. Bu arada şunu söyleyelim. Şimdi nüfusun dedik sadece %3'ü tarımla uğraşıyor. Fakat Amerika dünyanın en büyük tarım ürünleri üreticisi bu arada. Tarım ürünleri üreticisi ve ihracatçısı. Bütün tarım ürünleri ama. Buğday başta olmak üzere. En büyük buğday üreticisi, en büyük mısır üreticisi, patates üreticisi, soya fasulyesi üreticisi ve bunların ihracatçısı. Şimdi ne dedik? %3'ü tarımla uğraşıyor. İşte 330 milyonu yaklaşık 10 milyonu tarımla uğraşıyor. Buna karşın dünyanın 150 ülkesinde mesela Amerika buğday satıyor. Bazılarını hibe veriyor, bedava veriyor. Peki nasıl beceriyorlar bunu? Bu kadar az nüfusla bütün dünyanın gereksinim duyduğu tarım ürünlerini nasıl üretiyorlar?
Tabii ki bu ayrıca bir tartışma konusu. Tartışabiliriz bunu. Çok ileri işte tarım tekniklerini kullanıyorlar filan. Ve çok geniş ölçekli araziler, tarım arazileri var. 1000 dönüm, 10.000 dönüm, 100.000 dönüm tarım arazileri var. Bir kişinin mesela filan. O ayrıca tartışabiliriz. Evet. Şimdi etnik yapıyla, şimdi şunu anlatmaya çalışacağım. Etnik yapıyla sınıfsal yapı arasındaki ilişkiyi. Bunun için etnik yapının aynısına girelim. Şimdi toplumun yaklaşık %60'ı beyazlardan oluşuyor. En büyük grup beyazlar. %18 Hispanikler. Hispanik dediğimiz yani İspanyolca konuşanlar, Güney Amerikalılar. Yani Meksika'dan güneye doğru bütün Güney Amerikalılara işte genelde Hispanikler denir. İspanyolca konuşan anlamında. %13'ü siyahlardan oluşuyor. %6'sı Asyalılardan oluşuyor. İşte bizim yani Orta Doğu'larında yer aldığı grup. İşte Çinliler falan buna, Çinliler, Japonlar, Koreliler de dahil olmak üzere. %1,5 Kızılderililerden oluşuyor. Amerika'nın asıl sahibi tabii ki %1,3'e düşmüş. Hatta daha da az aslında bu. Geriye kalan %1 de diğer şeyler. Bu arada tabii ki bu mixler var bunun içerisinde. Mix ne demek? Şimdi siyahla Hispanik evlenmiş çocuğu kim? Beyazla Hispanik evlenmiş çocuğu kimlerden oluşacak? Kim ne nasıl adlandıracağız? Hispanik mi olacak, beyaz mı olacak? Ya da Hispanik de siyah evlenmiş filan. Şimdi bunlar arasında geçişler de var tabii ki. Onu da söyleyelim. Ya bunlar tam net değil ama şunu tabii anlamamız lazım. Nüfusun çok büyük bir yani yarıdan fazlası beyazlar. Yani yarıdan azı da diğer beyazlar dışında diğer etnik gruplardan oluşuyor. Etnik yapı. İşte dediğim gibi bunlardan ortak bir Amerika vatandaşı yaratmaya çalışıyor. Peki bu etnik yapının sınıfsal yapıya yansıması nasıl? Etnik yapıyla sınıfsal yapı arasında bir paralellik var. Toplumda güç ve iktidar genellikle beyazlarda toplanıyor. Yoksulluk genellikle en başta siyahlar olmak üzere Hispanikler, Asyalılar ve Kızılderililer üzerine yoğunlaşıyor. Yani zengin olanlar daha çok beyazlar, yoksul olanlar daha çok siyahlar, en çok yoksul olanlar siyahlar. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani beyazların hepsi zengin, siyahların hepsi fakir anlamına gelmiyor tabii ki. Zengin olan şeyler de var. Siyahlar ve işte Hispanikler de var. Buna karşın yoksul olan beyazlar da var. Mesela bu aynı zamanda politik güç açısından da böyle. Siyahlar politik merdivende çok yükselemiyorlar. Ancak bir istisna bir bakıma. İşte bir önceki başkan biliyorsunuz siyahi kökenliydi Barack Obama. Ya başkan olabiliyor mesela bir siyah. İşte şimdiki başkan yani Biden'ın yardımcısı biliyorsunuz hem siyahi kökenli yani bayağı karışık şey işte babası bilmem şuralı sanıyorum birisi annesi ya da babası Hintli babası bir tarafta annesi bir taraftan yani tamamen bu azınlık etnik grupların bir şeyi bir kombinasyonu başkan yardımcısı. Şimdi bu neyi gösteriyor? Aslında bir an söyledim affirmative action dedik ya yani azınlıkta olan etnik grupların desteklemek. Bu desteklemenin de bir bakıma sonucu olarak artık azınlıkta olan gruplar da politik merdivende üst katlara çıkabiliyorlar. İşte başkan yardımcısı kadar olabiliyorlar. Mesela önceki dönemlerde hatırlayın gene mesela siyahi kökenli bir genelkurmay başkanı vardı Colin Powell. Genelkurmay başkanıydı. Sonra Dışişleri Bakanı oldu. Gene bir kadın, hem kadın hem siyahi kökenli Condoleezza Rice mesela Dışişleri Bakanı oldu filan. Yani sistem aslında bir bakıma bu şeyi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu ne diyelim? Etnik dezavantajlı durumu, ırkçılığı. Ancak bununla birlikte daha önce söylediğimiz gibi bu ırkçılık meselesini, problemini çözmek son derece zor. Amerika'da işte yakınlarda yaşadık işte beyaz bir polis zenci birisini boğazını sıkarak yani diziyle daha doğrusu dizine basarak nefessiz kalıp ölmesine yol açtı. İşte bunun gibi şeyler maalesef hala oluyor çünkü yani bir bakıma genlerinde diyelim toplumun bu ırkçılığı ortadan kaldırmak oldukça zor. Evet. Evet.
Şimdi daha makro düzeyde Amerika'ya baktığımızda, yani devlet sistemine baktık, etnik yapıya baktık, toplumsal yapıya baktık, toplumsal sınıfsal yapıya baktık. Şimdi tümden kümülatif olarak Amerikan sistemi, yani daha dünya çapında nerede yer alıyor falan, bunlara bakalım. Amerikan toplumunun ekonomik yapısına bakıldığında işte ABD bilindiği gibi sadece dünyanın en büyük ekonomisi olmakla kalmamakta, aynı zamanda bu ekonomik gücü desteklemek amacıyla dünyanın en büyük askeri gücü de kendi içinde barındırıyor. Yani aslında bir bakıma bu askeri güç sayesinde Amerika dünyanın en büyük gücü. Yani bu askeri gücün desteği sayesinde bir bakıma diyelim. Ekonomik kaynakların dağılımına gelindiğinde ise Amerika'nın en zengin %1'i arkadaşlar, sadece Amerika'nın değil, aynı zamanda dünyadaki zenginliğin de %50'den fazla sahip. %1'lik nüfus hem Amerikan hem de tüm dünyanın zenginliğinin %50'den fazlasına sahip. Buna karşı en yoksul %20 ise zenginliğin 1/1'ine bile sahip değil. Neredeyse. Yani dolayısıyla başka bir deyimle ABD dünyada gelir dağılımı adaletsizliğinin en yüksek olduğu ülkelerden birisi. Başta bir türlü söyledik işte kısmen denge, çek, balans, işte biraz sonra milli gelire de geleceğiz. Ama milli gelirin adaletsizliği, dağılımda adaletsizliği açısından Amerika maalesef üst sıralarda yer alıyor. Şimdi makroekonomik göstergeler, yani genel olarak ekonomiye geldiğimizde Amerika'nın milli geliri 2019 verilerine göre 21.4 trilyon dolar. Bu arada hemen Türkiye'yi hatırlatalım. Türkiye yaklaşık 780 milyar dolar. Yani Türkiye'nin biraz da ayrıntıları var zaten burada. Geleceğiz. Kişi başına düşen milli gelir nominal olarak 62 bin dolar Amerika'da. Kişi başına düşen milli gelir 62 bin dolar. Peki bu ne kadar büyüklük ifade ediyor bu? Türkiye ile karşılaştırıldığında Türkiye'nin milli geliri 743 milyar dolar 2019 verilerine göre. Şimdi bir de satın alma gücü paritesi var. Ona daha sonra gelelim. Kişi başına düşen milli gelir ise 9 bin dolar. Evet. Buna göre ABD'nin milli geliri Türkiye'nin milli gelirinin 30 katı. Kişi başına düşen milli gelir ise ABD'nin 7 katı. Yani bir Amerikan vatandaşı, ortalama bir Amerikan vatandaşı, ortalama bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından 7 kat daha fazla üretiyor, 7 kat daha zengin. Yani yıllık olarak ürettiği açısından. Şimdi böyle bir şey diyelim. Yani bu arada dünyanın tabii en büyük ekonomisi 21.4 trilyon dolarla. Bununla birlikte Amerika'da iki Amerika var. Bir tarafta, yani Amerika'nın kendi içerisindeki Amerika ile Amerika'nın dışındaki Amerika birbirinden oldukça farklı. Ne demek bu? Ülke içinde kendi vatandaşlarına göre karşı görece, yani gösterdiği tutum ile başka ülke vatandaşlarına karşı gösterdiği tutum birbirinden çok farklı. Ülke içinde kısmen demokratik kurallar, görece demokratik kurallar işlenmiş olduğu söylenebilir. Şimdi burada kısmen ya da relatif, yani görece dediğimiz dememizin nedenini söyleyeceğim. Bununla birlikte hemen bunun devamı, Amerika bir güvenlik devleti her şeyden önce. Güvenlik devleti. Güvenlik devleti ne demek? Güvenlik önlemlerinin son derece yüksek olduğu demek. Mesela Avrupa'da, Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz idam cezası yasa kaldırıldı. Türkiye'de işte bu üyelik müzakereleri bağlamında Türkiye'de kaldırıldı idam cezası. Ama Amerika'da idam cezası vardır. Tabii eyaletlere göre değişebilir. Federal sistemler ayrı eyaletler, bazı eyaletlerde kaldırılmıştır ama birçok eyalette sanıyorum yarıdan fazlasında idam cezası hala var Amerika'da. Bununla birlikte güvenlik devleti dediğimiz şey, mesela güvenlik kuvvetleri kısmen bir ayrıcalığa sahiptir Amerika'da. Mesela polis öldürmenin cezası birçok eyalette idamdır. Eğer bir polis öldürürseniz idamdan kurtulmanız zor biraz Amerika'da. Ülke dışında Amerikan güçlerinin hangi yöntem ve teknikler kullanacağına ilişkin bir sınırlama yok. Yani Amerika'nın dışında Amerika'nın nasıl davranacağına ilişkin bir kural yok. İşte bunları ne demek istediğimi biliyorsunuz. İşte işgal eder, Afganistan'ı işgal eder, Irak'ı işgal eder. İşte Suriye'yi işgal etmeye kalkar ama beceremez bunu. Çünkü
şartlar değişmiştir, Rusya karşısına gelir, dur bakalım der filan. İşte Libya'da biliyorsunuz Kaddafi'yi işte parçaladılar Libya'da. Yani Amerikan destekleri güçler. İşte Libya işgal etti. Yani birçok yerini bu şekilde işgal. Ya bunu engelleyecek bir mekanizma, hukuk ya da bir askeri güç mekanizması maalesef yok. Amerika'nın çıkarları için başka ülkeler darbe yapması ya darbeleri desteklemesi Amerikan halkı tarafından meşru görülür. Yani dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Amerikan halkı tarafından meşru görülür. Yani şöyle bir inanç vardır Amerika'da. Yani benim kardeşim işte mesela benzin Amerika'da mesela bir dolar civarındadır. Bir dolar. Şimdi Türkiye'de gerçi bir dolar oldu ama Türkiye, yani bir dolar yaklaşık bir lirayken de Amerika'da benzin bir dolardı. Şimdi bir benzin işte kaç lira? 7,5 lira falan. İşte o da yaklaşık bir dolar civarında. Yani bu da bu krizden dolayı böyle. Daha önce yani Türkiye'de 5 lirayken de Amerika'da 4 litresi tabii. Amerika'da litre galon olarak hesaplanır. Amerika'da kalanlar bilecek. 4 litresi yaklaşık 1 dolardır. Türkiye'de 1 litresi 1 dolar. İşte Amerikalı için önemli olan benzinin galonunu 1 dolar alabilmektir. Bu nasıl oldu? Nerede darbe yapıldı? Falan bunları ilgilendirmez. Sokaktaki Amerikalı bilmez de zaten. Sonuç toparlayacak olursak bayağı bir şey sürdü. Çünkü sizlerin de soruları olacaktır. Evet, ABD dünyanın en büyük ekonomik ve askeri gücüdür tartışmasız bir şekilde bugün hala böyle. Ancak ABD'nin geniş anlamda en büyük güç olmasının sadece askeri gücünden kaynaklanmamakta. Yani en büyük askeri güç olduğu için Amerika en güçlü değil sadece. Bundan daha fazla olarak bilime ve araştırmaya verdiği önem ve öncelikten kaynaklı. Yani askeri güç tabii ki önemli. Çünkü askeri gücün arka planında da zaten bu var. Bilim, araştırma var. Ya buna da vurgu yapmamız lazım. En büyük gücü, aynı zamanda en büyük bilim gücü Amerika. Askeri güç vesaire olmasının yanında. Bunu nerede anlıyoruz? Dünyada yayınlanan bilimsel makalelerin %75'i Amerika'da yayınlanır arkadaşlar. Her 4 makaleden 3'ü Amerika'da yayınlanır. Amerika'da 5000'den fazla yüksek öğretim kurumu var. Bunların hepsi üniversite değil belki. Hepsi ya yani hepsi aynı statüde değil. İçinde mesela hani bizde biliyorsunuz üniversitelere bağlı meslek yüksek okulları var 2 yıllık biliyorsunuz. Amerikan sisteminde böyle bir şey yoktur. Meslek yüksek okulları üniversiteye bağlı değildir. Belediyeler falan açar meslek yüksek okulları. Çünkü adı üstünde meslek geliştirmesidir. Üniversiteyle akademik eğitimle ilgisi yoktur meslek yüksek okulları. Yani ama yüksek öğretim kurumudur bunlar. İşte çok farklı statülerde üniversiteler vardır. Sadece lisans eğitimi veren, sadece yüksek lisans ve yüksek lisans veren, lisans yüksek lisans doktora veren, araştırma üniversiteleri, land grant dediğimiz araştırma üniversiteleri vardır. Yani farklı statülerde eğitim kurumları vardır. Ama bunların toplamı yaklaşık 5000. Yani Amerika aynı zamanda dünyanın en büyük eğitim merkezi, dünyanın her ülkesinden insanlar Amerika'ya doktora yapmaya giderler. Yüksek lisans doktora yapmaya giderler. Aslında tabii etnik yapı falan dedik ya, aslında Amerikan bütün bilim sistemini ayakta tutan da dünyanın her yerinden giden bu şeylerdir aslında. Bu parlak beyinler diyelim. Ve şöyle bir sistem var, Amerikan sistemi var eğitimle ilgili. Dünyanın neresinde olursa olsun en parlak beyinlerin çok büyük bir kısmını Amerika arar, bulur ve Amerika'ya transfer eder sonuç itibariyle. Bakın tekrar söylüyorum, dünyanın neresinde olursa olsun en parlak beyinleri arar, bulur ve transfer eder. Çok büyük bir kısmını. Hepsini değil tabii ki. Yetmedi. Eğer bu beyinleri ABD'ye transfer edemez ve kendini tehdit unsuru olarak görürse başka ülkelerde, mesela Türkiye'de Amerika'ya transfer edemedi bir şekilde ve bu beyin burada Türkiye'de Amerika'nın çıkarları açısından tehdit unsuru oluyor. Ne yapıyor? Bu kişileri yok eder arkadaşlar. Bu anlamda sadece iki örnek vereceğim. Birçoklarınız hatırlayacaktır. Aselsan'da biliyorsunuz Aselsan işte askeri elektronik sanayi işte ileri teknoloji bir takım ürünler üretiyor. Bu projede çalışan bir ara bu Aselsan'da çalışan mühendisler intihar ettiler. Nedense böyle 5-6 tane mühendis intihar etti.
Çok parlak bunlar. Kritik projelerde çalışan mühendisler. Evet, soru. Niçin bu mühendisler intihar etti? Size soruyorum. İki, toryum diye bir element var. Bu toryum, şimdi burada tabii bu konular ilgilenen birçok hocalarımız var. Aldun Hocam tabii bunları çok yakından takip ediyor, biliyorum. Toryum elementi plütonyum, yani bu nükleer enerjide şu anda kullanılan element olan plütonyuma alternatif olabilecek ve bundan çok daha yüksek işte verimlilikte olabilecek, daha net değil bir element. Ve bu element dünyadaki toplam toryum rezervlerinin çok büyük bir kısmı Türkiye'de bulunuyor ve Türkiye'de toryum çalışan bir ekip var. Bu ekip işte bu yani yaklaşık 20 kişi falan bunlar. Bunların 10 kişisi Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde düzenlenecek bir bu toryum konusunda düzenlenecek bir çalıştay için ya da işte kongre için Isparta'ya gidiyorlardı. Ve bu ekibin bulunduğu uçak Isparta havaalanına inerken düştü. Ve uçakta 50 kişi falan vardı sanıyorum. 50 kişinin tamamı öldü. Bu 50 kişinin içerisinde 10 kişi de bu toryum ekibiydi. Fizikçi. Evet. Soru. Bu toryum ekibinin bulunduğu uçak Isparta, yani daha sonradan Isparta havaalanı kapatıldı biliyorsunuz. Çünkü yanlış yere inşa edilmişti. İşte tam iniş mesafesinde dağ vardı. İşte dağa çarptı da zaten düştü uçak sanıyorum. Ama soru. Ya ben bunu soruyorum. Cevaplana çıksın ya da çıkmasın bilmiyorum. Bu toryum ekibinin içinde bulunduğu uçak düşerek Isparta'da düşerek tamamın ölmesi dikkat çekici bir olay değil mi? Evet. Bunun örneklerini arttırabiliriz. Merak etmeyin başka ülkelerde de var bunlar. Yani sadece Türkiye'de değil. Rusya'da ise böyle bir şey. Rusya'da uçak düşüyor, insanlar ölüyor. İşte Çin'de ise yani Çin'e tabii bulaşmaları biraz zor da işte Çin'de de olabilir filan. Hocam evet. O uçak Çin demişken tabii Çin faktörüne. Hocam o uçak düşmedi ki, düşürüldü. İşte düştü, düşürüldü. Ya, neyse, dağa çarptı. Düşmedi. Dağa evet, çarpmadı, evet. Düşürüldü yani. Şimdi yorumları isterseniz ben bitireyim. Bir az kaldı. Bitirince yorumlar tamam. için size söz vereceğim. Tabii ki Çin faktörü, Çin demişken geliyor. Çin giderek çok hızlı bir şekilde büyüyor. Ve satın alma gücü paritesi, bazılarınız bilecektir, açıklarız gerekirse. Satın alma gücü paritesi açısından Çin ABD'ye geçmiş durumda şu anda. Nominal değerler açısından 2030 yılında ABD'ye geçerek dünyanın en büyük ekonomisi olacak Çin muhtemelen. Şu anda satın alma gücü paritesi açısından geçti. Nominal açıdan bayağı gerisinde. Ama 2030 yılında en büyük şey. Buna karşın Çin'in 1.4 milyar nüfusu var. Şimdi bunları karşılaştırın Çin ile ABD'yi. ABD'nin nominal geliri bir an söyleyeyim 21.4 trilyon dolar. Çin'in nominal geliri 14 trilyon dolar. Yani %60'ı kadar şu anda yaklaşık. Çin'in nominal fiyatlarla geliri ABD'nin %60'ı kadar. Fakat satın alma gücü paritesi açısından Çin tabii yani satın alma gücü paritesini yani Aldin Hocam belki bilecektir, diğer birçok kişi de bilebilir ama bilmeyenleriniz de olabilir. Kısaca bahsedeyim. Şimdi 1 doların satın aldığı şey anlamını ifade ediyor. 1 dolarla mesela 1 dolarla Amerika'da bir tane ekmek satın alabilirsiniz. Ya da yani hatta yarım ekmek satın alabilirsiniz diyelim ki. Ama Çin'de 10 tane ekmek satın alabilirsiniz. Dolayısıyla 1 doların Amerika için ifade ettiği anlam ile Çin için ifade ettiği anlam, Türkiye için ifade ettiği anlam birbirinden farklıdır. Yani mesela Türkiye'de ne kadar ekmek alabilirsiniz 1 dolarla? Şu anda 2 lira falan oldu, 1,5-2 lira oldu. 3-4 tane ekmek alabilirsiniz değil mi? 1,5 liradan 3-4 tane. Ama Amerika'da bir tane ekmek alabiliyorsunuz. Dolayısıyla 1 doların satın alma gücü, Amerika'daki satın alma gücü ile Türkiye'deki, Çin'deki ya da
Afrika'daki satın alma gücü birimden farklı. İşte buna göre karşılaştırma yapılıyor. Bir dolar Amerika'da ne anlam ifade ediyor? Çin'de ne anlam ifade ediyor? Türkiye'de ne anlam ifade ediyor? Karşılaştırma ve şunu bulmuşlar. Amerika'da milli gelir açısından, satın alma gücü paritesinden milli gelir aynı nominal. Çünkü Amerikan doları üzerinden hesap ediliyor bunlar. 21.4 trilyon dolar. Çin'in satın alma gücü paritesi 24.3 trilyon dolar. Yani 14 trilyonluk gelirle 24 trilyonluk şey değer satın alabiliyor Çin. Şeyi de şey yapalım, bahsedelim. Nominal kişi başına düşen milli gelir Amerika'da 62 bin dolar. Satın alma gücü paritesi açısından 67 bin dolar. Çin'de nominal gelir 9 bin dolar. Yani kişi başına düşen milli gelir 9 bin dolar. Satın alma gücü paritesi açısından 21 bin dolar. Yani tabii bu şimdi rakamlar birçoklarınız çok anlam ifade etmeyebilir. Yani şu kadarını söyleyelim. Şimdi Çin'in nüfusu 1 milyar 400 milyon. Peki bu ne anlam ifade ediyor? Bu 1 milyar 400 milyon nüfusun arkadaşlar sadece 400 milyonu, yaklaşık 400 milyonu işte bugünkü modern şartlarda yaşıyor. İşte evinde buzdolabı var, televizyon var, kapısında arabası var filan. Geri kalan 1 milyar arkadaşlar orta çağ yaşıyor. Araba maraba yok daha onlarda yani. Lambayla işte kandil lambasıyla aydınlanıyor. Buzdolabı falan yok. Yaklaşık 1 milyar kişi. Yani böyle bir dengesizlik var Çin'de. Anlatabiliyor muyum? Ama Çin'in milli geliri arttıkça bu modernleşmeye yani modern tüketime tanışmış olanların sayısı da artıyor. Mesela bu ilk önce 100 milyondu. 200 oldu, 300 oldu, 400 oldu. Şu anda belki 500 milyon. 2030'lara geldiğimizde söyleyeyim. Bunlar mesela 3/2'ye falan ulaşacak. Bu hani modernleşmeye ulaşmış olan nüfus Çin'de. Anlatayım ya, bunu da göz önünde bulunduralım tabii ki. Evet. Bu arada Çin askeri anlamda hızla ilerliyor. 5 milyon kişilik ordusu var Çin'in. Ve bunun yaklaşık 2 katı da milis kuvveti var. Afrika'da 50 tane askeri üssü var. Uçak gemisi var artık. Daha önce yoktu, artık var. Tabii bilim alanında Çin çok hızlı ilerliyor. Bilim teknolojisi hızlı ilerliyor. Özellikle mühendislik ve ileri teknolojiler alanında müthiş bir gelişme sağladı son 10-15 yıl, 20 yılda. Mesela geçtiğimiz birkaç yıl içinde Çin'de alınan patent sayısı ABD'den fazla. Patent biliyorsunuz yeni bir ürün geliştiriyorsunuz herhangi bir alanda. Bu ürünün patentini aldığınız anda artık o ürünün kitlesel üretimi yani seri üretimi söz konusu olduğunda patent sahibine para ödüyorsunuz. Öyle ben bunu yani Çinliler ödemiyorlar tabii. Yani öyle gelişti Çin. Lüks arabaları, otobüsleri. Mesela Mercedes araba Alman Frankfurt fuarında prototipi çıkıyor. Piyasaya sürülmeden Mercedes araba Almanya'da piyasaya sürülmeden Çin'de piyasaya sürüyorlar. Kopyasını. Ama şimdi o kadar kolay değil bu işler. Çin artık teknolojiyi kendisi geliştiriyor. Patentini kendisi geliştiriyor. Evet. Arkadaşlar. Benim Amerikan devlet ve toplum sistemi ve küresel sistem içerisinde Amerika'nın yeri hakkında söyleyebileceklerim bunlar. Bir saati geçmişiz. Bayağı da uzun olmuş. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi sizlerin soruları varsa. Muammer Hocam, bir seçiciler kurulu mevzusu var. Başkanı halk seçiyor, seçiciler kurulu seçmezse o başkan seçilmiyor. Ne biçim demokrasi? Şimdi şöyle, seçiciler kurulu. Yani bir bakıma bu bizim iki dereceli seçime benziyor. Yani biz Türkiye'de vardı bu biliyorsunuz Cumhuriyet ilk yıllarında. İlk önce halk seçiciler kurulunu seçiliyor. Seçiciler kurulu başkanı seçiyor. Ya yani halk doğrudan başkanı seçmiyor aslında Amerika'da. Seçiciler kurulunu seçiyor. Şimdi bu yani Amerika'nın kuruluşundan gelen bir şey. Şu anda kendileri de bundan aslında bir ölçüde şikayetçiler. İki dereceli seçim sistemi dediğimiz. Yani burada
Amerikan sistemi her şeye rağmen bir hani dedik ya denge kontrol sistemi. Yani bir denge kontrol sistemi kurmuş. Kontrol bir bakıma tırnak içinde kontrol dışı bir adayın başkan olmasını önlemek için oluşturulmuş bir sistem bu. İki dereceli sistem. Bu tarihinde bir başkan azledilmiş, seçilmiş ama seçimle kurulu kabul etmeyince o da elenmiş gitmiş. Öyle bir şey okudum. Yani ben. Genelde tabii şöyle oluyor. Yani seçiciler kurulunun seçilmesi yani her eyalette o eyaletin nüfus büyüklüğüne göre seçiciler kurulu belirleniyor. Şimdi sistem şöyle. Şimdi bir eyalette diyelim ki en çok oyu alan o eyaletin seçiciler kurulunun tamamını alıyor. Şey orada problem. Yani oy oranı oranında almıyor. Yani bir eyalette diyelim ki bir aday diğerinden bir oy fazla aldı. O bir oy fazlayla o eyaletin tamamının seçiciler kurulunu alıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu uzun süre bunun tartışmalı olması, işte Trump'ın karşı çıkması falan bu yüzden oldu. Mesela iki önceki seçimde bu hatırlayacaksınız gene. Al Gore başkan adayı demokratların yani Bush'la olan seçimde demokratların başkan adayı Al Gore'du. Al Gore yani çeviricidir aynı zamanda. Burada aslında oy sayısı olarak aslında fazla oy aldı toplamda. Fakat bir kırık eyalette düğümlendi orada. Florida'da düğümlendi. Florida'daki oylar hatta 3-4 sefer sayıldı. Ve sonuçta Florida'daki seçimlere işte Bush kazanmış oldu. Bush kazandığı için de Florida'daki temsilcilerin hepsi Bush'u destekledi. Yani daha doğrusu hepsini Bush'dan yana oy kullandılar ve Bush bu şekilde seçilmiş oldu. Ama toplam oy sayısı aslında Al Gore'un şeyden fazlaydı. Yani böyle şeyler var biraz sistemde. Tuhaflıklar var. Tabii iki dereceli bir sistem. Hemen onu da biraz söyleyeyim. Yani şöyle iki dereceli sistem, iki partili sistem daha doğrusu. İki tane parti var Amerika'da. Yani aslında Amerikan politik sisteminde 300 tane parti var. Ama şimdi peki var üçüncü bir partinin adını hiç duyan oldu mu Amerika'da? Yok. Çünkü şimdi seçimlerde mesela şeyleri takip ediyorsanız oy oranlarını yani seçim hani ilk günlerinde oy oranlarını verdi televizyonlar falan. İşte diyor ki demokratlar şu kadar oy aldı, cumhuriyetçiler şu kadar oy aldı. İkisini toplamımızda %50 yapması lazım değil mi? %50 yapmıyor. Ne yapıyor? Toplamı %100 yapması lazım. İkisinin toplamı %100 yapmıyor. %98 yapıyor, 97 yapıyor. Peki o geri kalan %3 ne? İşte bir kısmı bunların hani geçersiz oylar falan, bir kısmı da diğer adaylar. Yani her eyalette diğer adayların seçime giriyor. Ama onları hiç duymuyoruz. Çünkü hepsinin toplamının oyu %1 etmiyor. Sonuç itibariyle. Çünkü sistem iki parti üzerine kurulmuş. Şimdi bu yani burada bahsettiğim konuların her biri aslında ayrıca bir tartışma konusu olabilir. Ama dediğimiz gibi yani burada genel bir panorama çizmeye çalıştık. Hepsini tabii tartışmamız bu sınırlı şeyde mümkün değil. Yani iki dereceli seçim de böyle dediğimiz gibi bir bakıma şeyin sistemin kaçak yapmasını önlemek için yani tam kontrol dışı birisinin Amerikan başkasını önlemek için oluşturulmuş bir şey diyebiliriz bu iki dereceli sistem. Ama Amerikalılar kendileri de bundan muzdaripler. Hocam ben bir katkıda bulunmak istiyorum. Evet. Bu eyaletlerde seçimle gelen vali, polis teşkilatı ve sağlık dediniz. Bunların ücretlerini de o eyalette oturanlar kendi aralarında verdikleri, eyaletlerinde verdikleri vergilerle ödüyorlar maaşlarını. Ve evlerinde oturdukları için kendi evlerinde otururken dahi bir vergileri var evleri için ödedikleri. Yani böyle bir sistemleri var ayrıca. Her eyalet kendi şeylerini, kamu kuruluşlarını şeylerini, aylıklarını kendileri veriyorlar. Değil mi? Yanlış bilmiyorsam eğer. Tabii. Yani şöyle
Şimdi ben tabii çok ayrıntısına girmedim. Şimdi aslında federal düzeyde nasıl bir sistem varsa, yani federal düzeyde ne başkan var, işte bir iki dereceli bir şey var, parlamento, temsilciler meclisi ve senato da var. Aynısı eyaletlerde de var. Başka işte veya eyalet valisi var, parlamento var, senato var, şey var ve eyalet içerisindeki tüm vergiler bilmemler hepsi tabii ki kendi eyalet kendisi topluyor, kendisi harcıyor, maaşlarını falan kendisi veriyor. Başka yani merkezden, tabii merkezden destek aldığı şeyler de var tabii ki. Yani şöyle mesela bazı projeleri federal hükümet yapıyor. Onun parası federal hükümetten geliyor. Ama bu söz, özellikle eğitim, bakın eğitim tamamen eyaletlere bırakılmıştır. Her düzeydeki eğitime, ilkokuldan üniversiteye kadar eyaletlere bırakılmıştır. Şeyler dediğimiz gibi mesela şöyle bir örnek vereyim size. Mesela rektör, hani bizim üniversite açısından bakalım. Rektörü, yani eyalet, her eyalet içerisindeki üniversiteler o eyaletin üniversitesidir. Yani federal sisteme bağlı değildir üniversiteler. Yani eğitim. Şimdi rektör, ben çünkü rektör seçiminde de bulundum oldu. Amerika'da bulunduğum sırada. İki üniversitede bulundum. Çok yakından gözlemledim tabii bu konuları. Şimdi rektör değişecek. Diyelim görev süresi doldu. 4 yıl orada da değişecek. Ya aynı devam edecek mevcut rektör ya da yeni birisi gelecek. Şimdi 1 yıl öncesinden seçim süreci başlıyor rektör. 1 yıl önce rektör diyor ki ben artık devam etmek istemiyorum. Yerime işte başka birisi gelsin. Bunu üniversitenin web sayfasından duyuruyor. Yerel gazetelerden falan duyuruyor. Ve takvim açıklıyor. Diyor ki aday olanlar başvursunlar. Rektör olmak için aday olanlar başvursun. İşte bir başvuru süresi veriliyor. 1 ay. 1 ay içinde adaylar başvuruyorlar. İşte bir komisyon var üniversitede. Başvuruyorlar. Adayların başvuru dosyaları şeyde yayınlanıyor. Üniversitenin web sitesinde yayınlanıyor. Kaç kişi diyelim ki aday? 20 kişi aday oldu ilk başta. Ya o kadar çok aday olmuyor genelde de. 20 kişi ve bütün adayların dosyaları üniversitenin web sitesinde. Herkes açıyor, yorum yapıyor bunlara, adaylara. Bu iyi aday, bu kötü aday, işte bu geçmişinde şu var bilmem ne. 3 ay geçiyor, 3 ay, 5 ay. 20 adaydan 10'u çekiliyor. Niye çekiliyor? İşte bu sorular vesaire ya da birbirinin lehine. Ben diyor çekiliyorum, şu kişinin lehine çekiliyorum diyor mesela. Tamam, aday kaç, 20'den 10'a indi. 1-3 ay sonra 5 kişi daha çekiliyor adaylıktan. Kaça indi? 5'e indi. Son 3-4 ay, 5-6 ayda falan. Son 2-3 aya geldiğinde 2-3 kişi daha çekiliyor. Ve sonunda tek aday kalıyor. Ve bu aday artık kimin adayı oluyor? Tüm üniversitenin adayı oluyor. Ve vali o adayı rektör olarak atıyor. Şimdi böyle bir sistem var. Artık bunu seçim mi dersin, ne dersin? Yani gidip de herkes tek tek oy kullanmıyor belki. Ama 1 yıl boyunca süren bir seçim süreci var. Ondan sonra kimse de çıkıp rektöre kardeşim sen şöyle yapıyorsun, sen böyle yapıyorsun diyemiyor. Çünkü önceden zaten yani şöyle diyebilecek durum yok zaten. Çünkü adam zaten bütün her şeyini ortaya koymuş. Genelde şöyle oluyor, rektör olan birisi önceden de mutlaka bir üst derece yöneticilik yapmıştır. Bir yerde, üniversitede ya da araştırma kurumunda. Yani böyle elini kolunu sallaya sallaya hiçbir şey olmayan birisi çıkıp ben rektör olacağım diyemez. Yani bir tecrübesi vardır. Ondan sonra bir bilgi birikimi vardır, yönetim bilgisi vardır. Başka bir üniversite rektörlük yapmıştır mesela. Daha küçük bir üniversite rektörlük yapmıştır. Daha büyük bir üniversiteye aday olur rektör olmak için. Ve der ki ben şurada rektörlük yaptım. Burada rektörlük yaparken üniversiteye şunları kazandırdım. Şu laboratuvarı kazandırdım. Şu projeyi kazandırdım. İşte şu kadar grant sağladım. Yani şey burs sağladım öğrencilere. Bunları işte koyuyor şeye dosyası. Tabii başkaları da koyuyor. Bunlar üzerinden mukayese yapıyor insanlar. Öğrenciler her şey yapar. Sokaktaki vatandaş da mail yazıyor. Ya işte şu aday çok iyi, ben bunu destekliyorum. Ya da şu aday diyor ona göre iyi değil diyor. Şimdi bununla mailler yağdıkça ne oluyor? Favori olanlar ortaya çıkıyor. Diğerleri de çekiliyor diğerlerinin. Ve çekiliyor, ben diyor şu kişiyi destekliyorum diyor. Kamu i̇şte anlatabiliyor muyum sistemin işleyişini? Teşekkür ederim. Evet. Başka yorum ya da katkı yapmak. Çok teşekkür ederim Sevinç Hanım. Hocam
sahte diplomalı birisi bir bankanın yönetim kuruluna gelebiliyor mu Amerika'da? Yani şöyle o konuda şunu söyleyeyim arkadaşlar, sahte diplomanın ötesinde. Şimdi Amerikan sistemi güven üzerine dayanır bir kere. Kimseye belki bir yere başvururken senin diploman var mı diye de sorulmaz. Çünkü diploması olmayan birisi oraya başvuramaz. Yani bunu sadece banka için falan söylemiyorum. Herhangi bir şey için. Yani bizde şey var ya, bir sürü evraklar toplanır değil mi bir yere başvurmak için. Bir sürü evraklar toplanır, bilmem ne olur falan. Eksik kalır işte, noterden onaylanır bilmem ne. E şimdi bu şeyde öyle bir şey yok yani. Biz doktora için başvurduk, işte evrak burada, maille gönderdik bir sayfa kağıt. Özgeçmiş gönderdik. Özgeçmiş bakıyor, bu adam yapar yapamaz diyor. Gerekirse gel bir bakalım diyor, görelim seni diyor. Mesela şeyi söyleyeyim size. Ben üniversiteyi çok iyi bildiğim için üniversite üzerinden. Mesela üniversiteye bir şey alınacak, hoca alınacak değil mi? Bir X bölümü, sosyoloji bölümünde bir hoca alınacak. Duyuruluyor işte sosyoloji bölümüne şu niteliklere sahip hoca alınacak. İşte 3 ay önce duyuruluyor. İnsanlar maille gönderiyorlar dosyalarını. 300 kişi dosya gönderiyor diyelim. Yönetim inceliyor bu. Yani bölüm de bir komisyon oluşturuyor. Komisyon inceliyor dosyaları. 300 kişiden işte 50'ye düşürüyor ilk önce. Sonra 50'den 10'a düşürüyor. Sonra 10'dan 3'e düşürüyor. 3 kişiyi çağırıyor. Yani düşün, 300 kişinin içerisinden 3'e düşürdü. 300 tane dosya incelendi. 3 kişi, yani bunlar ama nasıl? Hepsi birbiriyle eşit düzeyde. Yani 300 kişinin en iyileri tabii ki. Ama eşit düzeyde. Biri şu alanda daha iyi, biri bu alanda daha iyi filan. Diyor ki gelin bakalım görüşelim diyorlar bu kişiler. Geliyor bu kişiler. Üniversitede ilk önce bölüm başkanıyla görüşüyorlar. İşte dekan, bölüm başkanı, ne yöneticiyle. Sonra komiteyle görüşüyorlar. Sonra ders veriyorlar. Bakın herkese açık ders veriyor hoca. Bir hafta bölümde kalıyor. Hocalarla öğrenciler, daha çok da yüksek lisans doktor öğrenci, yemeğe gidiliyor. Konuşuluyor, tartışılıyor. Yani peki niçin yapıyorlar bunu? Ve bütün masrafları da bazen şey karşılıyor, çağıran üniversite karşılıyor. Yani sadece kağıt üzerinde sizin çok iyi olmanız yetmiyor. Artı, yani kağıt üzerinde çok iyidir, çok iyi yayınlar falan vardır. Ama adam kekemedir mesela. Değil mi? Ya da hani disabled'dır yani. Bir disability'si vardır. Anlatabiliyor muyum? Ya da insan ilişkileri iyi değildir daha şey olarak. Yani sinirleniyordur işte bilmem ne falan. E şimdi bu yarım saatlik mülakatta bunu anlayamazsınız. Ama bir hafta boyunca ders ver, hocayla görüş, komiteyle görüş, yemeğe git beraber. E o zaman mutlaka bir yerden şey yapacaktır. Değil mi? Bir arıza varsa ortaya çıkacaktır. Ha o zaman diyor ki, kardeş sen gönderdin dosya çok iyi ama sen şurada arızalısın, sen benim işime yaramazsın diyor. Anlatabiliyor muyum? Ya böyle olmuyor tabii de hani şey olarak söylüyorum. Yani liyakata değer veriliyor. E kesinlikle. Kesinlikle tabii ki. Bu bakın, bu üniversite örnek verdim ben bunu. Bütün devlet bürokrasisi için, tabii ki özel bürokrasi için bunu şey yapabilirsiniz. Teşmin edebilirsiniz. Yani tabii ilke bu. Tamam. Yani ha, bunun istisnaları olmuyor mu? İstisnaları olabilir. %1 falan istisnası olabilir. Çok özel koşullarda olabilir. Ama bu arada tabii affirmative action, onları da söyledim. Mesela 3 kişi başvurdu. Diyelim 3 kişiden birisi kadın. Eğer üniversite affirmative action'ı kabul ediyorsa, şimdi tabii üniversiteler yani zaten ilanda söylüyor bunu. İlanı verirken diyor ki ben şu şartlara sahip şey yapıyorum ama şunu da kabul ediyorum. Affirmative action kabul ediyorum. İşte zenci, hispanik, disabled olanlar önceliklidir diyor mesela. Ya da değil diyor. Anlatabiliyor muyum? Ona göre mesela kadınla erkek eşit şartlarda ise kadın tercih edebilir mesela. Ya da bir azınlıkta olan birisi zenciyi tercih edebilir. Bunu da önceden açıkladığı için bu ahlaki ve meşrudur.
İşte o zaman Amerika'nın dünyanın neden en güçlü ülkesi olduğunun şeyi burada. Şimdi çipresi burada. Evet. Ben şimdi özellikle bakın bir sürü anlattık. Devlet, anayasa dedik, askeri güç dedik. İşte bilmem kaç tane filosu var, bilmem kaç tane uçak gemisi var biliyorsunuz. Her bütün dünya denizleri kontrol ediyor. Güzel. Ama gücü burada değil. Yani burada tabii ki de bu gücün arka planda müthiş bir şey var. Beyin gücü var arkadaşlar. Özellikle eğitime o yüzden vurgu yaptım. Evet. Eğitim her şeyin başı. Muhammed Hocam. Evet. Hocaların hocası, iyi akşamlar. Ben ilk öğretmen. Evet, şu an, yani şeyden şu anda tam net göremedim de evet. Şimdi şey yap. Evet. İlki hocam. Verdiğim bilgilerle başından beri izliyorum. İyi de görüyorum. Sağ olasın. Yalnız şöyle bir sorun var. Amerika'da bir sosyal anayasa var. Siyasal anayasa var. Bir de eyalet anayasaları var. Şimdi idam konusu. İdam konusu değilim ama bazı eyaletlerde idam var, bazılarında yok. Bu genel anayasayla bir bağlantı var mı? Yoksa eyaletlere özgürlük mü vermişler? Şimdi biz idam yapar, kıyametler kopar. Evet. İşte bu, şimdi şöyle, federal anayasada idam konusunda bir hüküm yok. Şimdi başta bir şey, bir ilkeden bahsetmiştim. Eğer anayasada bir hüküm yoksa o serbesttir. Federal anayasada. Dolayısıyla federal anayasada idam konusunda bir hüküm olmadığına göre eyaletler kendisi karar verebilir. Karar veriyor. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ülkü hocam benim ortaokuldan hocam da diğer tabii dinleyenler için tanıtayım. Marmaris'te oturuyor. İşte 40 yıl değil mi hocam? 40 yılı geçti belki. Evet. Ama roller değişti şimdi. Evet. Ama evet. Ben hocası diyorum sana. Estağfurullah. Olur mu? Güzel bilgiler için keyif alıyoruz, yetiştiriyoruz, eğitiliyoruz. Çok yanlı. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Hocam, Tazelenme Üniversitesi'nin bir sloganı var. Tazelenme Üniversitesi öğretmeni öğrenci, öğrenciyi öğretmen eden bir sistemdir. Onun için öğretmenimiz, öğrencimiz, öğrenci ve öğretmenimiz devamlı yol kesilir. Şimdi bugünkü bir anlatım bayağı aydınlandı. İleride bir Rusya'yı, bir Çin'i anlatmak mümkün mü efendim? Olabilir tabii ki. Olabilir. Yani ben tabi Rusya ve Çin'i o kadar iyi bilmiyorum. Ama Amerika'yı daha iyi biliyorum. Onları da şey yaparız. Yani konuşuruz tabii ki. Bilen olursa. Ha olur. Tabii başka bir arkadaşımız tabii şey yapabilir. Hocam, biz soru sorabilir miyim? Buyurun Güllen Hanım. Sonra Naide Hanım. Tamam. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok aydınlatıcı oldu. Amerika önceden bağımsızlığından önce İngiliz sömürgesi iken sonra İngiltere'ye karşı verdiği mücadele ile bağımsızlığını elde etti. Ama sonra yani diyelim 200 yıllık bir tarih sürecinde dünyanın en süper gücü haline geldi. Ve bütün dünya ülkelerinin işte rejimlerini değiştirme şeklinde mesela Vietnam'da ondan sonra şeyde Afganistan'da Irak'ta, İran'da yani şu büyük Orta Doğu projesi kan, zulüm, gözyaşı haline geldi. Milyonlarca Müslüman insan öldürüldü. Yani ben şunu düşünüyorum. Bazen keşke Christoph Kolomb Amerika'yı keşfetmeseydi diye düşünüyorum. Yani o Irak'taki, Mezopotamya'daki Irak Savaş sırasında Mezopotamya'daki medeniyetlerin izleri yok edildi. Bütün tarihi eserler Amerika'ya kaçırıldı. Yani Amerika dendiğinde hep emperyalizm, zulüm, kan, gözyaşı aklıma geliyor. Güzel bir ders oldu benim için. Çok teşekkür ederim. Evet. Bu anlamda size ve Muğla Tazelenme'ye teşekkür ederim. Ahmet hocamıza da. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi şöyle buna bir yorum yapayım.
Şimdi evet, Amerika denince işte emperyalizm, işte bahsettik zaten darbeler falan. Şimdi bunları yani genelde Türkiye'de ya böyle bir izlenim vardır. İşte Amerikan emperyalizmi kahrolsun falan. Yani değil mi? 40 seneden beri kahrolsun diyoruz ama kahrolmuyor. Kahrolmadığı gibi daha da güçleniyor. Dolayısıyla ilk önce sistemi anlamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Amerikan emperyalizmi. O yüzden Amerikan sistemi dedim zaten. Devlet ve toplum sistemini anlamak lazım. Nasıl çalışıyor bu sistem? Bunu bilmek, anlamak lazım. Yani Amerika eşittir sadece Amerikan emperyalizminden ibaret değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani sadece işte askeri güç, ekonomik güçten ibaret değil. Çok daha, bence çok daha önemli olarak bunun arka planında yatan insan gücü ve bilim. Bilime verdiği önemden yatıyor. Mesela şunu söyleyeyim. Amerikan başkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucu başkanı George Washington, ki kurucu baba denir bakın. Bu ülkelerin kurucu başkanlarına kurucu babalar denir. George Washington başta olmak üzere ilk kurucu babalardır bunlar. Ve bunların üzerine kimse söz söyleyemez kurucu babalar üzerine. Bu şu anlama gelmiyor. Bunların hiçbir günahı mı yok? Hiçbir yanlış yapmadılar mı? Mutlaka öyle. Ama kurucu baba bakın. Sizin babanız da yapmadı mı yanlış? Yaptı. Peki sizin babanızın yanlış yapmış olması, sizin babanız olması gerçeğini değiştiriyor mu? Ya da sizin baba olarak ona saygı duymaktan imtina ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. Ülkelerin kurucu babaları da böyle. Şimdi daha fazla yorum yapmayayım. Siz yorumları kendiniz boşlukları doldurun. Şimdi onun ötesinde dedik ki bir evet emperyalizm tarafı var ama onun ötesinde bir de bir bilim tarafı var. Güç tarafı var. Ve bunu şey yapmak lazım. Tanımak lazım. Ve şimdi son dönemlerdekiler işte kişiler çok böyle değişik kişiler Amerika'da başkan olabildiler. Fakat kurucu babalara bakarsanız George Washington aynı zamanda bir bilim adamıdır. Bakın. Evet, ülkenin kurucu babasıdır. Aynı zamanda bir bilim adamıdır. Ve kurucu babaların hepsi öyledir. Evet, aynı zamanda belki köle sahibiydi George Washington. Peki ne yapalım şimdi George Washington köle sahibi? O zaman köleci, ırkçı Amerika. Yani işin böyle bir boyutu var ama sadece bu perspektiften bakarsak fotoğrafın bütününü göremeyiz. Yani bizim sosyoloji olarak bir bakıma fotoğrafın, ya bunu söylüyoruz zaten değil mi? İşte Kaddafi parçaladı, moleküllerini ayırdılar. Hatırlıyorsunuz değil mi Kaddafi? Ve bunun karşılığı olarak 2-3 ay sonra da Amerikan Büyükelçisi'nin moleküllerini ayırdılar. Libya'da. Bunları Mamir hatırlıyorsunuz. Hocam, ben de bir şey sorabilir miyim? Mamir Hocam. Evet. Hocam, Amerikan yönetiminde dinin ağırlığı ne kadar? Bizdeki gibi ön planda mı? Efendim? Pardon. Ben Zeynep Miras Kampüsü'nde. Ha, buyurun. Amerika yönetiminde dinin ağırlığı ne kadar? Bizdeki gibi ön planda mı? Şimdi bakın bu din meselesi çok derinlikli bir konu. bunu yani böyle bir iki dakikalık soruyla cevap vermemiz mümkün değil. Şöyle diyelim. Dinin ön planda ağırlıklı olup olmaması ile ilgili olarak. Yani şimdi nereden baktığınıza bağlı. Bir bakıma Amerika'da din daha ağırlıklı. Mesela şu andaki başkan Trump. Önceki birkaç başkan da böyle. Avengelistler diye bir şey vardır Amerika'da. Bir, ne diyelim? Dinsel tarikat mı? Ne diyelim? Tarikat. Bunlar neye inanırlar mesela? Mehdi'ye inanırlar. Ve bu başkanların da yarı Mehdi'ne, yani şu anda Başkan Trump'ın yarı Mehdi olduğuna inananlar var. Hatta mehdilik seviyesine mehdilik seviyesine yükselebileceğine inananlar var. Ama diğer taraftan da işte zaten Trump dönemi nasıl dönem olduğunu biliyorsunuz. Yani şunu söyleyeyim, normal şartlar altında Amerikan sistemini Trump gibi bir adam başkan seçmemesi gerekiyordu.
Hani ilk başta sorduk ya, Abdülkadir Hocam sordu, iki dereceli seçim falan. Aslında iki dereceli seçimin falan konmasının nedeni bu. Yani bu gibi kişileri aslında bir bakıma elimine etmek. Ama buna rağmen başkan oldu. Başkan oldu ama yani planladığı şeylerin belki yarısını bile yapamadı. Dörtte birini bile yapamadı. Niçin? Çünkü öyle bir check balance dedim ya, öyle bir check balance sistemi var ki, öyle bir elini kolunu bağladılar ki, hani dediler ya işte seçilmezse nasıl bırakacak, bırakmayacak. Hala tartışılıyor. Ama 20 Ocak günü Biden oturacak koltuğu. Bırakacak, evet. Bir yani şöyle, sonucunda bu, İncil'i eline almıştı. Ben onun için sordum hocam. Evet, şimdi bir şöyle. Bu olmuştu Amerika'da İncil'le. Evet. Hayır, şöyle İncil'le yemin ederler filan tabii ki. Şimdi bu, bak dediğim gibi bu aslında biraz sekülerizmle ilgili filan. Bunları ben ya Muğla kampüsünde bu konuları anlattık ama tabii maalesef Milas kampüsünde bunları çok konuşamadık. Yani şey geldi çünkü. Ama birkaç kelimeyle söyleyelim. Şimdi bu aydınlanma ile ilgili bir konu. Amerika, ya yani Batı ülkeleri aydınlanma, işte reform, rönesans, sekülerizm, bu işleri büyük ölçüde, tamamen olmasa bile büyük ölçüde halletmişlerdir. Din önemlidir. Ama din sembolik bir önemi vardır. Türkiye bu meseleleri halledememiştir. Aydınlanma meselesi halledememiştir. O yüzden dinin sembolikten daha fazla önemi vardır. Sadece sembolik bir öneminin ötesinde daha derinlikli bir önemi vardır Türkiye'de. Ama toplum da bunun artık dine sadece sembolik, sınırlı bir yöne doğru aslında toplum dinin hareket alanını sınırlandırıyor. Siz bakın, yani şunu ayrıca bunu aslında bir konuşalım başka bir derste. Şimdi siz bakmayın son 20 yıldan beri gelişen şeylere. Şimdi bu konuda yapılan araştırmalar var. Aslında Türkiye'de son 20 yılda sekülerizm, yani dinle devletin ayrılması, laisizm, sekülerizm ayrımı çok daha belirginleşti ve toplum çok daha sekülerleşti aslında. Bunlara kimler de dahil? Başörtülü olanlar da dahil. Şimdi bakın, olaylar dışarıdan göründüğü gibi değildir. Anlatabiliyor muyum? Dışarıdan bakılırsa o Türkiye yandı bitti, o kadar yani göründüğü kadar kötü değil her şey, onu söyleyeyim. Yani endişelerimiz olduğu için sordum hocam. Ya bu endişeler doğru, haklı tabii ki. Haklı. Ama bir taraftan da insanların artık alıştıkları bir yaşam biçimi var. Yani Türkiye sonuçta şey değil, bir Irak, Suriye, bilmem Kuveyt gibi orta 30 yıllık bir memleket değil. Evet. 600 yıllık Osmanlı var. Evet. Ondan önce işte Selçuklu var. Yani Cumhuriyet, bakın, böyle bir mirasın üzerine inşa edilmiştir. Bu bilgi birikimin üzerine inşa edilmiştir. Dolayısıyla. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Teşekkür evet. ederim. Naide Hanım. Efendim. Evet, buyurun. Şimdi hocam Amerika ile Türkiye'yi kıyaslayacak olursak biz gerçekten insan hakları konusunda çok geride olduğumuz fark ediliyor. Amerika sadece şey değil, yani kendi ülkesinde değil, dünya ülkelerindeki bilim insanlarını gerçekten toplayıp, yani Amerika'da çalışsın, Amerikan vatandaşı yapayım diye gerçekten çok çaba sarf ediyor. Bunu da gerçekleştiriyor. Son olarak mesela Suriye'de savaştan kaçanlar, bir sürü profesör, bilim insanları olsun, hepsini büyük devletler alıp geride kalanları da sığınmacı olarak bizlere gönderdiler maalesef. Bir de ben şuna çok dikkat ettim. Bu yönetim konusunda bir karar çıkacağı zaman senatonun ve diğer şeylerin bilgisi dahilinde oluyor. Yargının bilgisi dahilinde oluyor. Ama bizim Türkiye'de bu kesinlikle böyle değil. Tek adam devrinde istediği yere istediğini atayabiliyor. En sonda şeyleri, kitle imha silahlarının finansmanını kapatmak için sivil toplum örgütünün sırf sesini kesmek için bunları, dernekleri kapatacağız diye bir yasa çıkardılar. Yasa da perşembe günü meclise gelecek zaten. Mecliste zaten
AKP MHP oylarıyla kabul ediliyor. İstedikleri dernekleri kapatabilecekler, istedikleri partileri kapatabilecekler. İnsan haklarıyla hiçbir alakaları yok. Bu karşılaştırmayı yapmak istedim hocam. Evet. Şimdi, sistemi kalmadı şu anda. Şöyle. Trans sistemi kalmadı. Evet. Şimdi başta söyledim zaten, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı sistemi ile Amerika'da başkanlık sisteminin bir alakası yok. Çünkü Amerika'daki sistem check balance sistemine dayanıyor. Şimdi check balance sistemi yok zaten, yoktu. Yani önce, yani parlamenter dönemde biraz kısmen vardı. Yani cumhurbaşkanlığı sistemi check balance sistemi yok biliyorsunuz. Dolayısıyla işte sonuç oyda ortada. Evet, şimdi birkaç tane burada şey yazılı olarak soru gelmiş. Şunu paylaşacak mı? Yani bunu şu anda kaydediliyor. Bu kayıt daha sonra YouTube'a yüklenecek. YouTube'dan paylaşacağız. İki partili sistem olmasının esprisi nedir diye sorulmuş. İki partili sistem. Şimdi sadece Amerika'da yok iki partili sistem. İngiltere'de benzer bir sistem var. Başka ülkelerde de var. Şimdi iki partili sistemin şeyi şu, hani çok partili sistem olunca işte şey güç yasamanın ve yürütmenin gücü azalıyor. İşte güçlü hükümetler kurulamıyor filan. Hani Türkiye'de tartışılan bir şey aslında. Hani koalisyonlar oluyor, kararlar alınamıyor filan. Şimdi Amerikan sistemi de kurulduğunda bu tip şeylerin ta başta önüne geçmek için iki partili sistemi kurmuş. Ha bu ne kadar demokratik olup olmadığı tartışılır bunun. Ama işler bir sistem. Yani kendi için rasyonel bir sistem. Yani Amerika bunu iki parti sistemi rasyonel bir şekilde işletiyor. Ancak başka ülkeler işletemiyorlar. Yani demokratik olup olmadığı bir tarafa işlerliği de önemli. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela Türkiye'deki bu cumhurbaşkanlığı sistemiyle de aslında hedefler iki partili sistemdi aslında. İki partili bir sistem olacaktı ve bir partinin adayı cumhurbaşkanı, işte iki dönem sonra öteki partinin adayı cumhurbaşkanı olacaktı filan. Fakat şu anda parlamentoda grubu bulan 5 tane parti var. Grubu bulunmayan 3 tane parti var. Parlamento dışında bilmiyorum kaç tane parti var. 100'ü geçti herhalde. Dolayısıyla hedeflerin tam tersi bir sonuç verdi. Anlatabiliyor muyum? Yani zaten parlamenter sistem yok artık biliyorsunuz. Parlamento tamamen sembolik bir hale geldi. Yani sonuçta şunu söylemeye çalışıyorum. İşlemedi Türkiye'de. Tamam mı? Türkiye'de işlemediği gibi başka birçok ülkede de işlemedi. Latin Amerika'da falan da işlemedi bu sistemler. Afrika'da işte, yani oralarda zaten, yani Afrika'yı herhalde saymama gerek yok. Sistem işlemedi. Parlamenter sistemin mağdurlarından daha kötü mağdurlar ortaya çıktı. Anlatabiliyor muyum? Mesele burada. Niçin Güney böyle? Amerika'da diktatörlüklere yol açmadı mı hocam? Efendim? Güney Amerika'da diktatörlüklere yol açmadı mı oradaki başkanlık sistemi uygulamaları? İşlemedi dediğim o. Yani evet. Orada bu başkanlık sistemleri kurulurken şey değildi, diktatörlüklere yol açması değildi. Değildi tabii. Değil mi? İşte Amerika başkanlık sistemiyle çok hızlı gelişti, biz de başkanlık sistemi kurarız, çok hızlı gelişir. Gelişmediler tabii ki biliyorsunuz. Hatta debeleniyor. Yani tabii bu kadar basit değil tabii ki bunların açıklanması, ama yani şunu söyleyelim. Başkanlık sisteminin demokratik olup olmadığı tartışması bir tarafa, kendi içinde rasyonel işlediği dünyada bir tek örnek vardır. Amerika Birleşik Devletleri. Onun dışındaki hiçbir ülkede rasyonel işlememektedir. Nokta. Türkiye'de dahil. Yani şöyle, bu şey değil, yani benim yorumum değil, herhalde görüyorsunuz. Yani şu anda mevcut sistemin, evet, mesela şu anda yürütmen Cumhurbaşkanı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı da bundan şikayetçi zaman zaman. Kendisi evet yürütmenin başında, ama işte ne kadar yürüyor bilmiyoruz yani sistem. Ve Türkiye'de sistem, yani seçim şu gelecek, bu gelecek, parti bilmem ne, nin ötesinde sürdürülebilir değil arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı sistemi ya da başkanlık sistemi sürdürülebilir değil. Mutlaka parlamenter sisteme geri dönüleceğini ben düşünüyorum, inanıyorum. Şu ya da bu şekilde. Anlatabiliyor muyum? Bütün mahsurlarına rağmen. Muammer Hocam. Evet. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Evet. Aydınlar. Sağ olun.
Yalnız bilim adamı yerine bilim insanını kullanırsanız kadın erkek eşitliğine de katkıda bulunmanız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Olabilir yani bilim adamı derken tabii bilim insanı demek istiyorum aslında. Yani şu, o zaman şu, bu bağlamda şunu söyleyeyim. Daha bizim oraya gelinceye kadar çok mesela, ya o da tabii çok önemli bir konu tabii ki kadın meselesi. Cinsiyet eşitliği. Ancak yani kadın erkek eşitliği, yani bu, yani bu apayrı çok derinlik bir tartışma konusu tabii ki. Daha temel sorunlar var. Hani bir ara işte çıktı değil mi bir takım şeyler. İşte İstanbul Sözleşmesi imzalandı biliyorsunuz. İmzalayanlar şimdi diyor ki biz nasıl imzaladıysak şimdi imzamızı geri çekeriz diyorlar. Buyurun bakalım ne yapacağız? Bu onur yürüyüşleri oldu LGBT'ciler falan. Şimdi hocam, sokağa çıkamıyorlar. Hocam çekemezler. Hayır. Nasıl ya, şimdi bakın çekerler çekemezler bilemiyorum. Bunu bakın bu sözün söylenmiş olması bile yeterli. Tabii ki. Tabii ki. Ama bir gün cinsiyet eşitliği konusunda da bir tartışma yapabiliriz bu konuda hocam. Olabilir. Biz açıyoruz. Olabilir. Evet. Başka var mı soru? Yavaş yavaş topa iki hocam, saate yaklaşıyor. Amerika rüyasına erecek mi? Efendim? Amerika rüyasına erebilecek mi hocam? Kruşev diyordu, komünizme ulaşacağım diyordu. 67 biliyorsun komünizm bitti. Kolektivist sistemden geçemedi. Evet. Amerikan ne durumda? Erebilecek mi? Şöyle Amerikan rüyası terimi Amerikalı, hani dedim ya melting pot. Evet. Yani bu özellikle alt tabakada olanlar ve bu etnik azınlıkta olanların Amerikan vatandaşlığına bağlılıklarını sağlamak için ortaya atılmış bir şeydir. Bir terimdir Amerikan rüyası. Yani işte iyi bir Amerikalı olursan, iyi okursan, iyi çalışırsan, iyi para kazanırsın, işte refah içinde yaşarsın. İşte dolayısıyla, şimdi nereden baktığınıza bağlı. Şimdi Amerikan 320 milyon dedi, 300 kaç? 328 milyon, 330 milyon. 330 milyonun, bilmiyorum, 150 milyonu Amerikan rüyası gerçek oldu. 1.75 milyonu rüyasının gerçek olmasını bekliyor. Geri kalan 75 milyonu uzak bu rüyayı görmekten. İşte bir 10-15 milyonu yani çok uzak bir rüya onlar için. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Amerika'da yani Türkiye'de daha önce yoktu ama bu son zaman Türkiye'de de oldu. Homeless'ler, aç yani bakın bir lokma ekmeğe muhtaç olan dışarıda eksi 20 derece soğukta kar yağarken karton kutunun içinde uyuyanları ben gördüm Amerika'da. Amerika'ya gidenler varsa görmüşlerdir. Londra'da gördüm, Amerika'da gördüm, başka şehirlerde gördüm. Türkiye'de dediğim gibi daha önce yoktu ama artık Türkiye'de var. Evet hocam ben de gördüm. Evet. Peki şimdi onlar için Amerikan rüyası değil Amerikan kabusu var. Evet. Ama dediğim gibi 150 milyon için Amerikan rüyası oldu. İşte adam yani 11 ay yaz mesela adam için. Nerede yaz varsa orada yaşıyor. Ya da kışı seviyorsun, nerede kış varsa orada yaşıyor. Her ülkede ayrı bir evi var. Falan. Onlar için Amerikan rüyası gerçek. Ama sokakta yaşayan homeless için kabus. Evet. Haldun hocam, sizden de bir yorum bekliyorum. Sesi açarsanız, sesiniz kapalı. Haldun hocam, sol alttan sesinizi açabilirsiniz. Şimdi bir arkadan bir ses geldi ama. Kapattım hocam. Birisinin evet. Mikrofonu açıldı. Şimdi Haldun hocam açamadı mikrofonu galiba. Ben şimdi istek gönderiyorum. Evet. Hocam gönderdim mikrofon açma isteği. Hocam çok güzel bir dersti. Teşekkür ederiz. Başka bir toplantıya gideceğim şimdi. İyi akşamlar. Tamam. Diyorum. İyi akşamlar. Bitireceğiz zaten. Saat 8'e tamam geliyor. Yani tamam. Bir iki Haldun hocam şey yapabilirse o ya da yoksa başka ben birilerinden bir iki soru yorum alabiliriz. Sonra bitirelim. Çay, şekerin fiyatları belli yani. Bir yumurta 30 lira. Ben söylemek istiyorum hocam.
evet. kabul ederseniz. Ben de Amerika'da bulundum. Minnesota'da bulundum. Lafayette'de bulundum. Purdue Üniversitesi'nde damadım araştırmacı orada, doçent. Gördüm o. Vermiyorum ya. Aydın hocam, duydum tamam. sesiniz. Açıldı şimdi sesim, tamam. 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 Şimdi Melahat Hanım bitirsin, ondan sonra siz buyurun. Ha. Tamam hocam. Hocam, oradaki o dediğiniz gibi yerlerde yatan fakirleri, aynı zamanda İngiltere'de de bulundum. Oxford'da da görev aldı damadım. Oraya da gittim. Oxford Üniversitesi'ni gezdirdi bizi. O Oxford küçük bir yer biliyorsunuz. Orada da çok fazla fakir var. Ben zannediyordum ki oraları görmeden, bizim ülkemizde fakirler daha çok. Görünce sükute hayale uğradım. Size o konuda katılıyorum. Onu bildirmek istedim. Evet. Teşekkür ederim. Tamam, ama şimdi şöyle yani orada Amerika'da bizden daha çok değil. Bak yani bu homeless'ler falan. Yani homeless'ler bizden daha çok da. Şimdi bunlar çok az bir kesim oluşturuyor. Nüfusun işte %3'ten falan az bir kesimini oluşturuyor. homeless'ler. Ama evet. fakir olanlar tabii ki var. İşte düzenli işi olmayanlar, işsiz olanlar falan bunlar var. Sokaklarda yataklarının içinde yatıyor. Yanın başında da affedersin kedileri, köpekleri de var. Yani evet, çok evet. sefil bir vaziyetteler evet. yani. Evet. Yani bu gibi durumda olanlar var. Evet. Dediğim gibi gelir dağılım adaletsizliğinin en kötü çok adaletsiz. Olduğu evet. ülkelerden birisi evet. Amerika. Türkiye'de de kötü tabii ki. Çok 3-4 tane arabaları var. Her çocuğunun evet. ayrı arabaları var. Yani lüks yaşayan çok lüks yaşıyor hakikaten. Evet. Teşekkür ederim hocam. Hocam evet, bu hocam hemen araya gireceğim bu konuda. Amerikalıya sorarsanız bu tip yaşayanların da kendi seçimleri diyor. Çünkü evet. devlet onlara yardım eder. Kendi seçimleri diye de böyle bir şeyleri var. Ne kadar doğru. Evet, evet. Tabii herkesin bir bunun yani teorileri de var sosyolojide falan. Hatta diyor ki bunlar olması lazım diyor mesela. Durkheim diye bir sosyolog var. Belki bunu tartıştık. Bunlar olması lazım diyor. Niçin olması lazım? İşte bu arada olanlar var ya hani altla o üstün arasında. Arada olanlar bu kötü örnek, yukarıdaki iyi örnek. Kötü örneğe bakın, iyi örnek gibi olmaya çalışın diyor. Bunun için kötü örnekler olması lazım diyor. Böyle bir fonksiyonu vardır diyor. Amerika'da böyle düşünenler çok var ama sonuçta bunlar var yani. Kesinlikle. Ve bunlar olmaması gerekir. Ya yani insan iyi olarak olmaması gerekir. Şimdi olmaması gerekir demekle ortadan kalkmıyor tabii ki. Nasıl? Hani Amerikan kahrolsun Amerikan emperyalizm demekle Amerikan emperyalizmi kahrolmadığı gibi 50 seneden beri daha bir süre daha yaşayacak, onu da söyleyeyim. Kahrolmayacak bir süre daha. Ahmet, bana bir söz hakkı verir misin? Şimdi Haldun Bey de sıra. Ondan sonra evet. şu anda kimden geldi ses bilmiyorum, o şey yapsın. Buyurun Haldun Hocam. Ben ilk defa olarak Amerikan sistemindeki bu seçimi çok yakından takip etme fırsatını buldum. Ve bir şey ortaya çıktı ve bütün dünyaya onu gösterdiler. Hukuk sisteminin Amerika'da çok sağlam olduğunu. İktidar evet. orada bütün katakollilerine rağmen hukuk sistemi çalıştı ve hiçbir katakülliye yol vermediler. İktidarın yapmak istediği yani. Bu çok önemli bir şeydir. Bütün dünyaya da umarım ders olur yani. Özellikle Batı dünyasına. Yani. Evet. Evet. Ya ben onu müşahede ettim. İlk defa olarak bu kadar yakından takip ediyorum sistemi. Tabii Al Gore'u da zamanında takip etmiştim. Onda başka bir katakulli yaptılar. Üçüncü bir parti çıktı. Ciddi ve aşırı çevreci olarak. Ve Al Gore'un %5 oyunu çaldı. Onun için Al Gore çok düşük ve o Bush'a yakın oy aldığı için işte şeyler girdi, bu seçmen kurulu. Araya girip Bush lehine karar verince Al Gore kaybetti seçimi. Orada büyük bir oyun vardı. Sermayenin yaptığı büyük bir oyun. %5 parol muydu? Neydi adamın adı? Unuttum. Evet. Çevreci diye geçindi. Halbuki öyle bir şey değil yani kendisi. Ve oylarını çaldı. Yani böldü. Çalmadı da böldü. Bu sene
gerçekten hukuk sisteminin sağlam olduğunu gösterdi Amerika bütün dünyaya. Başka bir şey yok yani söyleyeceğim. Evet. Şimdi bununla ilgili ben tabii çok güzel. Ben tabii ayrıntısına girmedim Haldun Hocam. Birkaç kelime daha ben de hani ilave edeyim bu hukuk sistemiyle ilgili. Şimdi Supreme Court dediğimiz Amerikan Federal Anayasa Mahkemesi. Şimdi her eyaletin de kendi bir anayasa mahkemesi var tabii ki. Ama hukuk sistemin en tepesinde bu Federal Anayasa Mahkemesi var. Supreme Court. Şimdi bu çok önemli bu Supreme Court Amerikan sisteminde. Yani burada buraya seçilen yargıçlar bir kere ömür boyu seçiliyorlar. Yani bizde yaş haddi var biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi yaş haddinden emekli oluyor. Ama Amerika'da yaş haddi yok. Yani 80 yaşı, 90 yaşına kadar yaşarsa 90 yaşında ne kadar görevin devam ediyor. Eğer hani sağlık sorunları ya da çok böyle yani çok çok büyük bir yolsuzluk falan böyle bir şey çıkmamışsa ki böyle çıkması mümkün değil. Çünkü aday olurken zaten yani yedi göbek sülalesinin geçmişi şey oluyor, tartışılıyor. Anlatabiliyor muyum? Daha ilk adaylık sürecinde. Ve mesela şeyler anayasa mahkemesi, ben biraz onları çok ayrıntılıyorum, biraz takip edebildim. Mesela seçim süreçlerini falan. Şimdi anayasa mahkemesi seçim süreci, hakimler diyelim, yüksek hakimler. Genelde hani dünyaya bakış açıları liberal ya da muhafazakar olarak şey yapılıyor. Yani bütün kararlarında daha liberal bakarlar ya da daha muhafazakar bakarlar. Şimdi muhafazakar bakanların daha çok şeye yakın olduğu düşünülür. Mesela hani muhafazakar parti yani Cumhuriyetçi Parti'ye, liberal olanların da Demokrat Parti'ye yakın olduğu düşünülür. Ama böyle bir yakınlık yoktur. Yani hiçbir yargıç hiçbir siyasi partiye yakın ya da uzak olamaz. Ve bu adaylık sürecinde önerme, şimdi şeyi başkan öneriyor Anayasa Mahkemesi. Yani daha doğrusu sonuç itibariyle onaylıyor. Ama önce yani onu çok kısa geçtim. Bütün atamalar komitelerde bazen aylarca sürebilir. Atama ya yani sorgulama süreci. Sorgulamadan geçer aday. Ve o sorgulamadan geçmek de o kadar kolay bir şey değildir yani. Ancak ondan sonra atanır şeye. Federal mahkemeye ya da işte yani başkan ya da büyükelçi diyelim. Türkiye Ankara'ya büyükelçi atanacak. Şimdi zaman zaman bunlar Türkiye'de yansır mesela. Şu atanacaktı işte o atanmadı falan diye. E niye? Çünkü başkan onu atamayı düşünüyor ama şey buna onay vermeyecek muhtemelen kongre. Yani dolayısıyla evet söylediğiniz tam başta böyle dizayn edilmiştir sistem. Check and balance dediğimiz sistem bu. Hukukun son derece önemli olması ve hukukun bütün sistemin dengesini kurması, sağlaması. Bu işte seçimlerde bunu açıkça gördük zaten. Hiçbir yerde ödün vermediler şeyler. Hakimler. Evet, evet. Çok sağ ol hocam. Çok teşekkür. Evet. Şimdi bir kişiden daha bir söz vardı. Son söz olsun ve bitirelim. Söz istemişti birisi. Hocam ben bakıyorum şu an yayında göremedim. Sanırım düştü ya da çıktı söz isteyen. Muammer hocam sesin geliyor mu? Nihat hocam merhaba. Merhabalar, merhabalar sayın meslektaşım. Kusura bakmayın geç biraz katıldım. Şeyi fark edemedim. Dur görüntümü de bir açayım da. Tamam. Arkadaşlar, evet, tamam. Evet. Çok zevkle izledim. Güzel bir konuşma oldu. Hakikaten güzel bir çalışmanız var. Bilgilendik, ettik. Kaçırdım mı bilmiyorum. Bu Amerikan seçimlerinde bizi biliyorsunuz dijital kullanım çok önemli. Evet. Obama'ya karşı olan seçimlerde adayların, ortadaki adayların bahsettiniz mi bilemiyorum. Bahsetmezseniz bir katkı, bahsettiyseniz de arkadaşlara fazla zaman almak istemem. Buyurun, yok o kadar ayrıntıya girmedim seçim meselesi. Tek adayları hocam Pace'den incelemişler. Demişler ki işte şu anda görebildiğim kadarıyla Saadettin Başkan'ımı görüyorum. Saadettin Başkan'ı mesela hangi taraftan? Acaba Obama tarafından mı yoksa öbür taraftan mı? Ona göre bunun zevklerini, tercihlerini indirip Saadettin Hocam'ı takip ettiği sitelere sürekli
görüşünün aksi yönde mesajlar gönderiyorlar. Ve evet, bu yönde Obama'nın kaybettiği şeklinde bildiriler var. Hani bu bahsedildiğini bilmiyorum. Herhalde bu kadar detaya girilmediğini söylediniz. Bunu da ben ilave etmiş olayım. Hocam bir evet, de bu Durkheim'in dayanışmayla ilgili bahsettiğiniz kısım var. O da naçizane bir iki söz ilave etmiş olayım. Burada toplum içindeki bir takım olumsuzlukların toplumu güçlendirdiği, bir araya getirdiğini söylüyor. Hani evsizler, yurtsuzlar, bir şeyler, evet, bir takım toplum dışı, toplumun istemediği, görmek istemediği, görmezlikten geldiği ve herkesin rahatsız eden bir kesim var. Durkheim diyor ki bunları gördükçe toplumdaki insanlar şey yaparlar. Ya biz daha iyi birbirimize yakın durmak zorundayız. Hani toplum belirli, evet, tabakaları. Yoksa biz eğer birbirimize belirli yakınlıkta durmazsak işte bunlar zor duruma düşüyor. İşte evet. Böyle yönden fonksiyonel şeyi var tabii. Evet, aynen. Fonksiyonalizmle ilgili fonksiyonalizmden bir görevi var diye de. Evet. Hocam fazla ben zamanınızı almak istemem. Herhalde bir şey yapmak istedim. Çok teşekkür ederim tekrar. Oğlum, ben teşekkür ederim Nihat Hocam. İyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar. evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok dolu bir ders. Çok teşekkür. Sağ olun. Teşekkürler. Umarım şey oldu, ilginç oldu. Yani bilmiyorum tabii ne kadar sizin için ilginç oldu. Hocam, teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. İyi akşamlar herkese. Teşekkürler. İyi akşamlar hocam. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Yayını kapatıyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz Ahmet hocam. İyi akşamlar Muammer hocam. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.